aşkı bize en iyi anlatan kadın romancı. İnsan ruhunun karanlık gölgelerini keşfedip kaleme döken bir kaşif. Ele aldığı konulara daima bir kadın hassasiyetiyle bakan, yaşadığı devrin ve içinden çıktığı dini milli çevrenin farkındalığı ile yaban ellerde kalmasına rağmen özünü yitirmeden kalem oynatan kadın edebiyatçı Safiye Erol'u konuşacağımız Yön Veren Kadınlar programımıza hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bizler kah kelamlarıyla, kah buyruklarıyla, kah kalemleriyle, kah savaşlarda verdikleri mücadelelerle tarihe yön veren kadınları konuştuğumuz Yön Veren Kadınlar programında yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta bir kadın edebiyatçımızı konuşacağız. Safiye Erol'u konuşacağız ve Safiye Erol'u konuşmak için de stüdyomuzda Safiye Erol'u belki yıllar sonra bizlere hatırlatan, burada kalem oynatıp bir de eser veren edebiyatçı, yazar bir hocamız var. Sevgili Mehmet Nuri Yardım bizlerle birlikte. Mehmet Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Programımıza. Teşekkür ederim. Sefalar getirdiniz. Sağ olun. Nasılsınız? Bağırım. Allah'a şükür. Sizler de iyisiniz inşallah. Bizler iyiyiz elhamdülillah. Şimdi biz yön veren kadınları konuşuyoruz. Evet. Aslında kimi edebiyata, kimi tarihe, kimi bir millete, kimi de kültüre yön verdi. Evet. Bunların içerisinde en önemli isimlerden bir tanesi de şüphesiz Safiye Erol. Ancak çoğu edebiyat okuyan insanımız dahi Safiye Erol'u tanımazken 2000'li yıllarda tanımaya başladık. Evet. Unutulmuş bir yazarımızdı, bir kıymetimizdi. Şimdi şöyle ben kitabınızı programın başına tanıtayım. Safiye Erol, Mehmet Nuri Yardım imzasıyla çıkmış ve şu an satışta. Safiye Erol'u programdan sonra daha detaylı tanımak, görsellerle tanımak isteyenler kitabımızı edinebilirler. Hocam elinize sağlık. Teşekkürler, sağ olun. İnşallah biz de bugün Safiye Erol'u sizlerle birlikte yine tanıyacağız. İnşallah. Nice eserleriniz var. Örneğin yine biyografi tarzında isimlerin yer aldığı ve içerisinde yine Safiye Erol'un da bulunduğu Kayıp İstasyon isimli eseriniz de yine satışta ve nice eserleriniz de var zaten. İzleyicilerimiz sizin isminizi biliyorlar ve tanıyorlar. Eserlerinizde inşallah okudular veya okuyacaklar diye ümit edelim. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, programa başlamadan Mehmet Nuri hocamıza soru sormadan önce sizler Val TV resmi adresinden gerek Twitter'dan gerek Instagram'dan sosyal medyadan bize sorularınızı ulaştırabilir yahut programımıza katkıda bulunabilirsiniz. Yön veren kadınlar hashtagini kullanarak lütfen sosyal medyadan bizlere ulaşın diyorum. Ve sonra dönüyorum Mehmet hocama. Evet. Mehmet hocam, Türkiye'de daha önceleri pek tanınmayan bir romancı Safiye Erol. Siz bunun hakkında bir kitap yazdınız ve şöyle bir soru sorsam. Şimdi bir kitap yazmak, bir eser vermek önemlidir. Nerede karşılaştınız, nerede tanıdınız, nerede keşfettiniz de böyle bir eser verme gereği hissettiniz? Evet, evet. Teşekkür ederim. Gerçekten Safiye Erol benim düşünce dünyamda da mühim bir mevki işgal etmiş bir yazar. Onunla ilk tanışmam tabii ki dünya gözüyle olmadı ama eserinden oldu. 1974 yılında en çok sevilen eseri Ciğerdeleni okumuştum. İşte o baskı da burada görünüyor. İlk baskısı değil mi? Evet, Ciğerdelen 1974'te Boğaziçi Yayınları tarafından çıkmıştı. Tabii etkilenmiştim, çok sevmiştim. Tarihi bir roman ve Safiye Erol'un o güzel Türkçesiyle kaleme aldığı müstesna bir eser. Tabii bu araştırmalar devam etti. Sahafları ara sıra dolaşırken onun ilk baskısını gördüm. Büyük bir heyecana kapıldım. O da şu, 1946'da yayımlanmış. Gördüğünüz gibi tarihi bir eser, tam safiyelik bir eser. Bu ilk baskısı Ciğerdelen'in 1946'da. Fakat bu ilk tanışların ötesinde benim Safiye Erol külliyatıyla buluşmam 2000'li yıllarda oldu. Ben daha önce gazetecilik yapıyordum. 2000 yılında Türkiye Gazetesi'nden ayrılmak kısmet oldu. Ve rahmetli Ergun Gözen'in delaletiyle, onun vesile olmasıyla Kubbealtı Vakfı'nda çalışmaya başladım. Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı. Müstesna bir vakıf, hizmetleri büyük. Fakat bu çalışmaya başlamadan önce gazetedeyken yine 2000'li yılında bir toplantı yapılmıştı vakıf tarafından Safiye Erol hakkında. Orada o toplantıda Safiye Erol tanıtılmıştı, anlatılmıştı. Ben de gazeteci olarak takip etmiştim toplantıyı Ortaköy'de bir mekanda. Orada yapılan toplantıda Safiye Erol'un bütün külliyatının Kubbealtı Neşriyatı arasında çıkacağı ifade edilmişti. Tabii ben de bunu büyük bir heyecanla karşılamıştım. Çünkü sevdiğim bir yazar.
Ve hemen ertesi günü gazetede ciğerdelen yeniden diye öyle bir başlık atarak bu haberi duyurmuştum. Tabii okuyucular da çok sevinmişti. Çünkü bir yazar yeniden gün ışığına çıkıyor. Unutulmuş bir edebiyatçı yeniden hatırlanıyor. Bu gerçekten hem bir vefa borcu hem de Türk edebiyatına büyük bir katkı. Dediğim gibi daha sonra işe başladım, çalışıyoruz. Ve Kubbe Altın İşiyatı'nda Saferoğlu'nun kitapları çıkmaya başladı. Ciğerdelen, Ülker Fırtınası, Dineyri Papazı, Kadıköy'ün romanı, bunlar böyle peş peşe çıktı. Sonra makaleleri hazırlandı. Bu külliyatı rahmetli Halil Açıkgöz neşri hazırladı. Tabii her kitap çıktığında edebiyat dünyasına büyük bir heyecana vesile oldu. Yani birçok edebiyatçı unutmuştu adeta. Hı hı. Adeta yitirdiğiniz bir değeri yeniden bulmak gibi bir sevince de vesile oluyor. Dolayısıyla bir anda basın yayın dünyasında Saferoğlu hakkında makaleler, yazılar çıkmaya başladı. Şüphesiz bu adeta yeniden bir keşif oldu. Yani edebiyat dünyası, üniversite camiası, basındaki kalemler ve peş peşe hakkında yazılar çıkmaya başladı. Yani 2001 yılı bir bakıma Saferoğlu'nun yeniden doğuşunun miladı diyebiliriz. Ne mutlu, çünkü hani edebiyat okumuş bir insan olarak, tabii bu olaylardan önce okumuş bir insan olarak Saferoğlu'nun ismini biz de bilmiyorduk. Evet. Sizin ve Kubbe Altın'ın emekleriyle şimdi genç nesil Saferoğlu daha tanımayla, evet, şanslı diyebiliriz. Peki şimdi tabii yazarlar için ev hayatı da önemlidir. Bazen işte ben bir arşivci olarak şunu söyleyebilirim. Bazen bir evrak buluyoruz. Daha önce hiç okunmamış, ortaya çıkmamış. Mesela bir gün arşivde Mihrimah Sultan'ın annesi vefat ettiğinde, Hürrem Sultan vefat ettiğinde annesine, babasına teselli mektubunu bulmuştum. Babasını teselli ediyordu. Sonra yayınladık onu bir dergide ama onu bulmak, hani o gün öyle bir sevinç ve mutlulukla dolaşıyorum ki başka hiçbir şey düşünmüyorum ve hani hayırdır ev mi çıktı dediler bana. Aslında hani yazarlar veya hani böyle araştırma yapanlar için bunlar çok büyük değerlerdir. Çok. Yani hazinelerdir. Evet. Siz de böyle bir hazineyle karşılaştıktan sonra muhtemelen hani evde, arabada, her yerde bununla hemhal oluyorsunuz. Sizin evde yaşadığınızda bir anı var evladınızla. Onu evet, bir dinlemek isterim ben. Evet, teşekkürler. Hakikaten öyle. Ben biraz böyle bir konuyu ele alınca en ince detaylarına kadar uğraşırım. Dolayısıyla Saferoğlu'nun eserlerini okumak bir yana, hakkında yazılanları araştırdım. Kütüphanelerde o bilgilere eriştim. Kaldığı evleri görmeye gittim. İşte Üsküdar'da, Beyazıt'ta. Sonra tabii ki toplantılar yapıyoruz. Başta Kubbe Altı Vakfı'nda olmak üzere diğer kardeş kuruluşlarda yazılar yazıyorum. Ondan sonra yazılan yazıları tekrar duyuruyoruz vesaire. Yani bir hakikaten Saferoğlu rüzgarı esti o dönem içinde. 2001, 2002, 2003. Zaten kitapları da çıkıyor. Her kitap çıkışında yer alıyor medyada. Televizyonlar program yapıyor. Böyle bir güzel hava. Ben de evde tabii sürekli anlatıyorum eşime ve çocuklarıma. Büyük oğlum zaten edebiyata da meraklıydı. O zaman lisedeydi. Sonra Boğaziçi Edebiyatı okudu. Hı hı. O da dinliyor. Küçük oğlum daha küçük, 7-8 yaşlarında. Sürekli Saferoğlu'nun hayatı, annesi İkbal Hanım, işte yakın arkadaşı Sami Ayverdi, hocası Kenan Rıfay derken, böyle sürekli anlatırken bizim küçük çocuğumuz Ömer'in dikkatini çekmiş. Bir gün annesine şikayet tarzında şöyle sesleniyor. Anne ya, kim bu Saferoğlu ya? Babam hep ondan bahsediyor. Bıktım bundan falan diye. Böyle deyince tabii annesi gülüyor, biz de gülüyoruz. Yani aslında bu ilim konularının da evlerde konuşulması gerekiyor. Evet. En azından çocukların zihin dünyasında yer alıyor. Yani inanıyorum ki her iki oğlum da Saferoğlu ismini en azından hafızalarında yaşatıyorlar. Ve nitekim daha sonra eserlerini okudular. Bizim gençlere bu anlamda da ulaşmamız lazım. Ama Saferoğlu hayatımızda bu manada da yer aldı. Yani, evet, aynen. Peki o zaman ben de küçük oğlunuzun soruşuyla sorayım size. Şimdi Saferoğlu'dan bahsedeceğiz. Evet. Siz onun üzerine araştırmalar yapmış, hatta evlerine, kaldığı evleri bile görmüş bir insan, evet, olarak. Saferoğlu kimdir? Tabii çok uzun bir cevap da teşkil edebilir ama ben muhtasar olarak hani eskilerin tabiriyle efradını, cami ayarını mani şekilde cevap vereceğim. Saferoğlu 1902 yılında doğmuş. Uzunköprü'de doğmuş, Edirne'ye bağlı. Sonra ailece Keşan'a geçiyorlar. Oradan da İstanbul'a geliyorlar.
Henüz 4 yaşındayken İstanbul'a geliyorlar. Evladı Fatihan'dan muhacir, göçmen bir aile. Sonra 13 yaşındayken tabii önce İstanbul'daki okullarda okuyor, ilk mekteplerde okuyor. Sonra 13 yaşında Almanya'ya gidiyor. O zaman böyle bir dernek önce oluyor ve Almanya'ya Türk öğrenciler gönderiliyor. Almanya'dan da Türkiye'ye öğrenciler geliyor. Böyle karşılıklı bir kültürel çalışma. 13 yaşında gidiyor ve pansiyoner olarak bir evde kalıyor. Ve orada okumaya başlıyor. Yani Almanya'nın şehirlerinde okumaya başlıyor. Önce ortaokulu tamamlıyor, sonra liseyi okuyor. Ardından üniversite tahsili yapıyor ve doktorasını yapıyor nihayetinde. Doktorasının konusu da Arap dilinde bitki adları. Böyle bir doktorayı tamamlıyor ve 1926'da Türkiye'ye dönüyor. Tabii artık belli bir yaşa gelmiştir. Çocuk olarak gittiği Almanya'dan neredeyse genç bir kız olarak dönüyor. Hakikaten ömrünü okumaya adıyor. Ve ilk yazısı da Almanya'dayken yayınlanıyor. Kaleme aldığı yazının da adı Leyla ile Mecnun. Yani demek ki böyle bir merakı zaten var. Nitekim onu ilk keşfeden de babası. Babası özel okullarda okutuyor Safiye'yi. Çünkü okumaya, yazmaya meraklı görüyor. Ve özel bir ihtimamla hakikaten ciddi bir eğitime tabi tutuluyor. Ve zaten Almanya'daki bu eğitimden sonra da kendisi daha bir donanmış olarak ülkeye dönüyor. Türkiye'de öncelikle bazı mecmualarda, dergilerde makaleler yayımlıyor. Sonra romanları çıkmaya başlıyor. İlk başta Kadıköy'ün romanı, ardından Ülker Fırtınası, sonra Ciğerdelen. Bu üç romanı bir nebze kendisini tanıtıyor. Tabii önce gazetelerde tefrika ediliyor. Biliyorsunuz o dönem içinde tefrika denen bir hadise var. Yani romanlar bir anda kitap olarak çıkmıyor. Önce gazetelerde tefrika ediliyor, yayımlanıyor. Daha sonra kitaplaşıyor o romanlar. Böylece bir bakıma yazar için de iyi oluyor. Çünkü hatalarını da görebiliyor. Ondan sonra okuyucunun tepkisini ölçebiliyor. Bu üç roman onun duyulmasına vesile oluyor. Bilhassa Ciğerdelen. Ciğerdelen tabii tarihi bir roman ve bir aşk romanı. Bu arada makaleleri çıkıyor. Çok değerli makaleler. Safiyeroğlu tabii Batı'yı da tanıyan, Doğu'yu da bilen bir insan. Evet. Dolayısıyla yazdıkları son derece değerli. Okuyucu tarafından takdir ediliyor. Ve nihayetinde Sami Ayverdi ile tanışıyor. Sami Ayverdi aslında annesi Keşanlı İkbal Hanım'ın da yakını. Onu da tanıyor. Hatta onun hakkında yazılar yazmış. Annesi vesilesiyle de Sami Ayverdi ile tanışıyor. Sami Hanım onu hocası Kenan Rıfai Hazretleri'ne götürüyor. Böyle bir tanışma vesile oluyor. Asıl kırılma noktası burada. Yani bir bakıma Safiyeroğlu'nun hayatında da bir milattır. Kenan Rıfai Hoca ile tanıştıktan sonra bir bakıma fikir dünyası da belirginleşiyor. Ruh dünyası olgunlaşıyor. Kitapları ve romanları yayınlanmadan önce mi tanışıyordu? Elbette. Hayır, yayınlandıktan sonra. Yayınlandıktan sonra tanışıyor. Tabii. Evet. 1950'li yıllarda. Tabii Kenan Rıfai onun adeta ruh terbiyecisidir, hocasıdır. Sadece onun değil, başta Sami Ayverdi'nin, sonra Nezihe Arasan, Sofi Huri'nin. Bunlar biliyorsunuz böyle bir ekip, adeta dört hanım yazar. Bir de Nihat Sami Banarlı'nın yönetiminde mesnevi sohbetleri yapıyorlar. Yani Kenan Rıfai Hazretleri'nin kaleme aldığı mesnevi sohbetlerini mütalaa ediyorlar haftada bir salı akşamları. Bu da onun fikir dünyasının tekamül etmesine vesile oluyor. Çünkü orada diğer yazarlardan da istifade ediyor. Nihat Sami Banarlı zaten değerli bir edebiyat tarihçimiz. O da aynı çevrede. Bütün bunlar onun hakikaten çok iyi bir yere gelmesine vesile oluyor. Ve biliyorsunuz dört hanım yazar Kenan Rıfai ve 20. asrın ışığında Müslümanlık diye bir eser kaleme alıyorlar. Bu eser bir bakıma hem hocanın tanınmasına vesile oluyor, hem de dört yazarı Türk kamuoyunun önüne çıkarıyor. Edebiyat çevreleri tanıyorlar. Zaten bu kitabın tanıtımı için de önemli bir toplantı yapılıyor. O toplantı Fatih'te gerçekleşiyor. Başta Ali Nihat Tarlan, Nihat Sami Banarlı ve dönemin belli başlı yazarları, edebiyatçıları o toplantıya katılıyorlar.
Durum bu şekilde sürüyor ve Safyerol gerçekten kendi fikir dünyasını keşfediyor, adeta buluyor. Sami Ayverdi ile tanışmasından sonra bir bakıma kendi ruh dünyasını, fikir dünyasını, ilim dünyasını yaşatmaya devam ediyor. Şimdi çok güzel bir hayatı var aslında. Evet. Bir taraftan baktığımız zaman hem yurt dışı eğitimi ve yurt dışı eğitimi, muhacir bir ailenin çocuğu, ancak 1902'de dünyaya geliyor. Doğduğu dünya, yani doğduğu Osmanlı, şöyle sorsam daha doğrusu, nasıl bir Osmanlı dünyaya geliyor ve o Osmanlı coğrafyasının son, Osmanlı'nın son yıllarında yaşanan hadiseler onun ciğerini nasıl dağılıyor ki yurt dışında kalmasına rağmen özünü yitirmiyor. Evet. Ve kalem oynatması, kelamları, sözleri, hikayeleri, romanları esasında milli ve yerli kalıyor tabii. Sürekli. Nasıl bir Osmanlı dünyaya geldi? Aslında tabii siz tarihçi olduğunuz için o dönemi çok daha iyi bilirsiniz ama 1900'lü yıllar Osmanlı'nın bir bakıma artık çöküş yılları. Evet. Yani artık yavaş yavaş zayıfladığı, ondan sonra bir bakıma nihayete ereceği bir döneme yaklaşıyor. Biliyorsunuz 1914'te Birinci Dünya Harbi başlıyor. Bir de hani zaten Keşan doğumlu. Tabii. 1912-13 Balkan Savaşları, hani tabii. o ki aklı ermeye, aslında düşünmeye Tabii. ve ilim dolu bir evde de büyüyor zaten. Tabii, tabii. Tam oluşum döneminde, fikrinin oluşum döneminde böyle büyük bir hadiseyle karşı Çok karşıya kalıyorlar. haklısınız. Hakikaten o acıyı bütün benliğiyle hissediyor. Zaten Beyazıt'tayken Soğan Ağa Mahallesi'nde ikamet ediyorlar. Ve Balkanlardan gelen o göçmenleri de evlerine alıyorlar. Bir anda evde nüfus diyelim ki 5-10 kişiyken 30-40'a çıkabiliyor. Yani çocuk haliyle tabii bunu gözlemliyor. Safyerol çok zeki bir kız. Ve o acıları yaşıyor. Fakat şöyle bir şey, bu da kaderin bir cilvesi. Hani çok kararan gecelerin sabahı pek yakın olur derler ya. 1900'lü yıllardan sonra büyük acılar yaşanıyor. Balkan Harbi başlıyor. Çok evet. O acılar, o ölümler. Birinci Dünya Savaşı Evet, yani vesaire. Korkunç bir devir. Fakat Safyerol'da bir ümit beliriyor. Sadece onda değil. Şimdi aslında bu da bir, belki bir araştırma konusu. Birçok değerli fikir insanı, mütefekkir, yazar 1900'lü yıllarda doğuyor. Bakın Safyerol, Sami Hayver'de, Nihat Sami Banarlı, Münevver Ayaş'ta, Ahmet Hamdi Tanpınar, Peyami Safa, şöyle bir sayarsak en az 20-30 büyük şahsiyet o yıllarda doğmuş. Ve çocukluk yılları bir bakıma o acılarla yoğrulmuş. Ve kendilerini yetiştiriyorlar. Yani burada ben çoğu zaman şunu söylerim. Süleymaniye'de Bayram Sabahı şiirini, Evet. Yahya Kemal Beyatlı'nın, evet bir okuyun. Ama daha sonra Süleymaniye'de Bayram Sabahı'nı bir daha okumadan önce Yahya Kemal Beyatlı'nın Üsküplü olduğunu ve Tabii. kendisi yaşarken Üsküp'ün elimizden çıktığını, o Balkanlardaki acıları birebir yaşadığını, onu hatırlayın ve sonra dönün Süleymaniye'de Bayram Sabahı'nı bir daha okuyun ve o zaman bakın neler hissedeceksiniz. Çok haklısınız. Yani Yahya Kemal o acıları yaşamasaydı belki de o şiiri yazamazdı. Evet. O saltanatlı şiiri kaleme alamazdı. Elbette yani büyük eserler bazen büyük acılardan sonra ortaya çıkıyor. Tıpkı Çanakkale şiiri gibi, Mehmet Akif'in, Evet. tıpkı İstiklal Marşı gibi. Evet. Dolayısıyla Safyerol da böyle bir ortamda doğuyor, büyüyor, yetişiyor ve gerçekten talihli bir insan. Çünkü daha sonra Sami Ayverdi gibi çok değerli bir mütefekkir yazarla tanışıyor, onlarla beraber yol yürüyor ve kalıcı eserler bırakıyor. Yani Safyerol'un hakikaten Sami Ayverdi ile daha sonra Kenan Rıfai Hazretleri ile tanışması, Nihat Sami Banarlı ile arkadaşlık yapması ve o çevreye girmesi bir bakıma onun yeniden doğumudur. Daha önce de tabii annesinden aldığı terbiyeyle yine güzellikler ortaya koyuyor, kıymetli yazılar yazıyor ama sanki 1950'den sonra asıl dünyaya yeniden doğuşunu görebiliyoruz ve kıymetli makalelerini fark edebiliyoruz. Şimdi 1902 doğumlu, Evet. 1908'de Meşrutiyet, ikinci Meşrutiyet'i görüyor. Tabii, tabii. 1909'da Sultan II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi ki Evet. 1909'dan sonra zaten asli topraklar, yani Balkanlar Tabii. elimizden çıkıyor, Evet. Trablusgarp elimizden çıkıyor, sonrasında Birinci Dünya Savaşı, Mekke, Medine Tabii, elimizden tabii, çıkıyor, tabii, Kudüs tabii. elimizden çıkıyor En acı yıllar. 1917'de. 1918'de Mondros'u görüyor ve Tabii. İstanbul'un işgal yıllarını Tabii, görebiliyor. tabii, tabii. Şimdi öyle bir
acı ki ya da öyle bir hani izlem ki bu, eğitim hayatı diye soracağım size ama eğitim hayatı derken hani Cemil Meriç'in Uluçamlar fırtınalı diyarlarda yetişir sözü hep hatırıma geliyor burada. Çünkü bir de Cemil Meriç diyor ya, bir biz vardık dünyada, bir de küffar. Evet. Hakikat böyle. Evet. Küffar alabildiğince alırken Safiye Erol bu topraklarda yaşıyor ve bu acılarla yoğruluyor. Tüm bu acılarla yoğrulurken eğitim hayatı nasıl geçiyor ve Almanya'ya ne için gidiyor aslında? Evet. Şimdi tam tabii tarihini ki biliyor muyuz Almanya'ya gidiş tabii. 1913. 13'te. Yani henüz 13 yaşlarında zaten. Ondan sonra o sıra dediğim gibi böyle bir Almanya'ya giden öğrenciler oluyor. Yani bir dernek ön ayak oluyor. Belki daha yetişsin diye, yabancı lisan öğrensin diye, belki de Türkiye'de henüz o şartlar oluşmamış diye ailesi böyle bir karar veriyor ve gidiyor. İyi ki gitmiş çünkü bir bakıma Batı'yı yakından tanıyor. Batı'yı yakından tanıyor, Avrupa felsefesini, düşüncesini, Hristiyanlığı öğreniyor, görüyor bizzat yerinde. Belki geri gelir ama o papazda bir şeyi var. Hikayesi onu. Evet, izninizle onu da anlatayım çünkü hakikaten ilginç bir hatıra. Şimdi kendisi tabii bir Alman kadının yanında pansiyoner olarak kalıyor. Ve civardaki bir Alman mektebine de gidiyor. Tabii o mektepte din dersi öğretmeni, aynı zamanda çevrenin de papazı. Çevrede önemli bir kilisenin papazı. Papaz da Türkiye'den gelen böyle zeki bir Türk kızını görünce fazladan alakadar oluyor. Hatta eve gelip gitmeye başlıyor. Onunla sohbet ediyor, konuşuyorlar. Sürekli böyle telkinlerde bulunuyor. Ondan sonra bir gün evin sahibesi olan kadın diyor ki, Papaz Bey diyor, galiba Safiye'yi Hristiyan yapmaya karar verdiniz şeklinde böyle bir söz atıyor ortaya. O 13 yaşındaki kızımızın verdiği cevap çok enteresan. Ne münasebet efendim diyor. İnşallah ben Allah'ın izniyle Papaz Efendi'yi Müslüman yapacağım. Biz ilmi, dini, tasavvufi münakaşalar yapıyoruz. Ben kendime güveniyorum, onu Allah'ın izniyle Müslüman yapacağım. Yani gerçekten büyük bir şuur. Evet. Tabii çok köklü bir aileden doğduğu için, yani annesi Keşanlı İkbal Hanım ve Sami Ayverdi'nin çok sevdiği, beğendiği, takdir ettiği, hatta ona Rumeli Evliyası dediği bir kadın Keşanlı İkbal Hanım. Böyle bir annenin kızı olunca elbette Almanya'da böyle bir Alman evinde bir papaza karşı böyle kendine özgüveni içinde cevap verebiliyor. Ne mutlu aslında. Evet. Oradaki hani 13 yaşında bir kız çocuğu diyoruz ama hani kendi vatan millet şuuru benliğinde, evet, din vicdan şuuru benliğinde ve kendine güveni var. Çünkü tabii, onun dini o papazı Müslüman yapacak seviyede tabii, ve aslında hak din olduğundan evet, dolayı kendine güveniyor. Aslında işin ikinci perdesi şu, papaz bir daha da eve gelmiyor. Belki de çekiniyor yani, beni Müslüman edebilir, beni ikna İkna edebilir. Olmaktan mı korkuyor? Olabilir, olabilir. Hakikat. Çünkü kendisini o kadar donatmış ki, yani hakikaten o yaşta çok değerli bilgilere sahip. Demek ki Hristiyanlığı da biliyor, İslamiyet'i de biliyor, ikisini de mukayese edebiliyor. Ve karşısındaki papazı terletebiliyor yani. Bu çok enteresan bir hatıra hakikaten. Hocam benzer bir şey, benim İtalya'da bir arkadaşım samimi olduktan sonra benim tarzım ve uslubumdan ve ona sürekli anlatmamdan dolayı benim arkadaşlığı kesmişti. Çünkü biraz daha devam edersek Müslüman olmaktan korkuyorum, evet, ailem beni reddeder aslında demişti. Keşke korkmasaydı yani, Müslüman olmak Korku güzel bir şey. kaçabiliyor insanlar demek ki, papaz da böyle olmuş Evet, olabilir. evet. Peki şimdi yurt dışına gidiyor. Aslında şöyle, biz bunu yön veren kadınlarda mutlaka bu konuyu ileriki programlarımızda konuşacağız. Haydi Kızlar Okula projesi esasında Sultan II. Abdülhamit döneminde başlıyor. Ve gazetelerde özellikle Takvim-i Vakai'de kızların okumasına dair Abdülhamit kendisinin de sözleri vardır Sultan II. Abdülhamit'in. Böyle hadiselerle birlikte demek ki Safiye Erol da hani zaten eğitime meyilli bir devlet Osmanlı. Tabii. Ve nihayetinde kızlar da esasında okuyorlar. Evet, yurt dışına gidiyor ve kızların eğitimine o dönemde çok önem veriliyor. Çünkü Tabii. 1888'den yaklaşık 1918'lere kadar kız çocuklarının özellikle eğitim alması isteniyor hatta devlet ilk kız tarafından. Mektepleri Sultan Abdülhamit Han zamanında özellikle açılıyor. bunlar açılıyor ve kızlar teşvik edilmeye Tabii. çalışılıyor. Peki Safiye Erol yurt dışına gidiyor. Dönüşü neden? Dönüşü nasıl oluyor ve yani kariyerine orada devam edemez miydi? Türkiye'ye dönüşün sebebi ne? Evet.
Hani hep gidenler kalıyor ya orada daha. Doğru, doğru, haklısınız. Hani Yahya Kemal için eve dönen adam derler ya. Evet. Safiye Erol da eve dönen kadın diye ifade edilebilir. Şöyle ki yani tabii üniversite tahsilini tamamladıktan sonra ve doktorasını yaptıktan sonra bir vatan sevgisi, vatan hasreti başlıyor. Haliyle yani insanlar memleketlerini özler, ailelerini özler, dostlarını özler. Fakat işin bir de şöyle bir tarafı var. O dönemde yani Almanya'dayken bir Hintli mücahitle tanışıyor. Hı hı. Bu Hintli mücahit, o da tahsil için Almanya'ya gelmiş. Bir Hindistan ailesinin evladı ve ailece böyle önemli bir mevkide, yani babası Hindistan'ın tanınmış şahsiyetlerinden, hatta önemli idarecilerinden. Ondan sonra aralarında bu tanışmadan sonra böyle bir sevgi başlıyor. Birbirlerine aşık oluyorlar ve ciddi bir şekilde evlenmeyi de düşünüyorlar. Hı hı. Tabii artık Hintli mücahidin dönüş vakti geliyor. Ve geliyor diyor ki Safiye diyor, memleketimin bana ihtiyacı var. Çünkü o sıralarda Hindistan bir istiklal mücadelesi veriyor. Evet. Biliyorsunuz işgal altında İngilizlerin. Memleketimin bana ihtiyacı var. Benim de sana ihtiyacım var. Gel Hindistan'a gidelim. Orada evlenelim ve hayatımıza orada devam edelim. Güzel bir teklif aslında. Ama Safiye Erol'un verdiği cevap da çok enteresan ve bence daha güzel. Diyor ki haklısın ama memleketimin de bana ihtiyacı var. Benim de memleketime çok ihtiyacım var. Dolayısıyla benim de Türkiye'ye dönmem lazım. İstersen sen de benimle gel, Türkiye'ye yerleşelim, İstanbul'a gidelim. Sen de orada kal, orada evlenelim deyince yollar ayrılıyor. Evet. Yani orada yollar ayrılıyor. Hakikaten çok anlamlı bir aşk hikayesi, bir filmi yapılabilir gerçekten. Hüzünlü bir hikaye. Ve yollar ayrılıyor. O genç mücahit, Hindistanlı mücahit Hindistan'a dönüyor. Safiye Erol da Türkiye'ye dönüyor. Tabii Türkiye'ye gelişi boşuna değildir. Yani çünkü bir bakıma imparatorluk bitmiştir. Osmanlı Devleti ne sona zaman ermiştir. Dönüyor Türkiye? 1926. 26 tam Cumhuriyet'in yani. Yeni kuruldu. 1914'te yani, mi gidiyordu? Tabii tabii. 1914'ten şeye kadar yani arada bir hayli zaman geçmiş. Demek ki bir bakıma durumdan vazife çıkarıyor. Yani zaten aydın o ki durumdan vazife çıkara. Öyle değil mi? Durumdan yani her vazife dönemde. Çıkartıp görevini bilen ve kollarını sıvayan kişidir. Elbette, elbette. Yani nasıl 15 Temmuz'da birçok aydınımız durumdan vazife çıkardı, eser yazdı, evet, şiir yazdı, evet. Makale yazdıysa, Safiye Erol da bakıyor ki Türkiye işte yeni bir döneme geçiyor ve benim de orada bulunmam lazım, benim de orada yazmam lazım diye düşünüyor, geliyor. Tabii dergilerde makaleler, çok kıymetli makaleler yazmaya başlıyor. Zaten kendisi teşne bu konuda. Makalelerin ardından romanlar başlıyor. İşte Kadıköy romanı, sonra Ülker Fırtınası, sonra Ciğerdelen. Bunlar değişik gazetelerde tefrika ediliyor ve büyük ilgi görüyor. Yani o yıllarda 1935, 38, 40'lı yıllarda romanlar daha sonra basılıyor. Yani kitap olarak da çıkıyor. 1938'de biri 44'te, biri 46'da. İlk 1938'de mi çıkıyor? Kadıköy'ün romanı, ilk romanı şimdi Türkiye o. 1926'da geliyor. Geldikten evet. Sonra ne kadar süre sonra yazmaya başlıyor? Yani şunu soracağım, yani yazı hayatı nasıl başladı? Tabii makaleleri hemen yazmaya başlıyor. Yani, hemen yazmaya ama başlıyor. Roman süreci biraz daha uzun sürüyor. Aslında tabii pek kimsenin de haberi yok roman yazdığından. Ben rahmetli yeğeni ama kendisi evlatlık edinmişti. Aydın Bey, Doktor Aydın Bey'le görüşmüştüm hayattayken o zaman. Dedim ki Safiye Hanım aynı evde kaldınız. Ne zaman yazardı? Vallahi hiç bilmiyoruz. Odası vardı, çıkardı. Gece sabahlara kadar meğer roman yazıyormuş. Bizim haberimiz yoktu. Yani bütün o güzelim romanları o zaman yazdı. Demek ki böyle el ayak çekildikten sonra kendisi odasına çekiliyor ve yazmaya devam ediyor. Pek de kimseye göstermiyor. Yani biraz böyle mütevazi bir kişiliği var. Biraz da kenarda kalmayı seviyor. Ama makaleleri dergilerde çıkıyor. Romanlar bu şekilde gün ışığına çıkıyor. Ve edebiyat dünyasında da yankı buluyor. Onu ilk keşfeden babası. Evet. Evet. Daha çocukken tabii ki. Evet. Nasıl keşfediyor? Sami Bey. Tabii Sami Bey çok kıymetli bir baba. Ve şöyle bakıyor ki başka kızları da var. İki kızı daha var. Diğerleri bu kadar değil ama Safiye çok okuyor. Kütüphaneye gidiyor. Okulda çok başarılı. Öğretmenlerinden takdir görüyor. Ve ona özel bir ihtimam gösteriyor.
Zaten bir kardeşi daha bebek iken vefat ediyor. Yani küçükken. Sonra diğer kardeşi de anne olmuş ama küçük yaşlarda bir evlat bırakıp vefat ediyor. Refiye Hanım. Ve dolayısıyla Aydın dedim, az önce bahsettiğim Doktor Aydın Bey, onun evladı. Aslında yeğeni. Ama sahip çıkıyor annesinin vefatından sonra. Yani kardeşinin vefatından sonra. Kendisi hiç çıkıyor. Evlenmeyecek mi? Daha sonra. Daha sonraki 1931 yılında. Evet, Necmettin Bey adında bir deniz yüzbaşısıyla evleniyor. Binbaşısıyla evleniyor. Ve onunla hayatına devam ediyor. Yani Safiyeroğlu evleniyor. Ama çocuğu olmuyor. Allah'tan evlat edindiği Aydın Bey'e evladı gibi sahip çıkıyor. Ve zaten ben Aydın Bey'le görüştüğümde şöyle derdi. Annem Safiye derdi. Yani onu bir teyzesi gibi değil, bir anne gibi. Çünkü küçük yaşlardayken annesini yitiriyor. Aha. Ve Safiye Hanım onu sahipleniyor. Hatta nüfuzunu aldırıyor. Yani Erol ismi de oradan geliyor. Aydın Erol. Safiye Erol'un oğlu. Ama aslında normalde yeğeni. Yani böyle bir şefkat kahramanı aynı zamanda Safiye Erol. Sadece iyi bir yazar, önemli bir edebiyatçı değil. Bir anne olarak da annelik hakikaten yönü de çok kuvvetli. Böyle bir hayat yaşıyor. Yani tabii eşi de sanata meraklı, hatta müziğe özel ilgi gösteriyor. O da genç yaşta vefat ediyor. Yani Safiye Erol'un hayatında vefatlar var. Babasını yitiriyor, annesi vefat ediyor, kız kardeşi vefat ediyor, eşini kaybediyor. Bütün bunlara rağmen sağlam bir inancı var. Belli ki imanlı, çok yani imanlı bir insan ve bu ölümler karşısında sarsılmıyor. Kalemine yaslanıyor, makaleler yazıyor, eserler veriyor. Ve zaten eserlerine baktığımızda şimdi sadece romanları yok biliyorsunuz. Belki diğer eserlerinden de bahsedeceğiz az sonra. Makaleler kitabı çıktı Kubbe Altı Neşriyatı'ndan. Orada çok değerli makaleler var. Yani batılı filozoflardan söz ediyor. Başta İbrahim Hakkı Hazretleri olmak üzere doğulu alimler, Mevlana, Yunus Emre gibi mutasavvıflar. Yani doğu ve batı dünyasını tanıyan bir edebiyatçıdan söz ediyoruz. Dolayısıyla Safiye Erol'a sadece edebiyatçı demek de bence yetmez. O bir düşünce insanı aynı zamanda, düşünen. Evet, beyni hakikaten sürekli üreten bir insan. Ve zaten makalelerine baktığımızda o yönünü de keşfederiz. Yani ediyoruz. Biraz böyle filozof bir yönü de var. Düşünen ve düşündüren bir yönü de var. İslam tarihini ele alıyor mesela. Çölde biten rahmet ağacı Yeni İstanbul gazetesinde tefrika ediliyor. Orada 30 gün Ramazan boyunca her gün bir makale. Ama o makalelerde İslam tarihi var. Hazreti Peygamber'in hayatı var. Evet. Çok kıymetli bir eser. Bence herkes... Çok da naif kelimelerle anlattığı da bir eser aslında. Tabii aslında Safiye Erol'un Türkçesi de olağanüstüdür. Evet. Zaten biliyorsunuz yani onlar Osmanlı Türkçesini de tevarüs ettikleri için mükemmel bir dil kullanırlar. Yani Tanpınar'ın, Yahya Kemal'in, Sami Ayverdi'nin, Abdülhak Şinasi Hisar'ın Türkçesi neyse Safiye Erol'un Türkçesi de böyledir. Ve orada İslam tarihini anlatıyor. Bence herkes okumalı. Bilhassa Ramazanlarda okunması gereken bir eser. Her gün bir makalesini okusak aslında. Evet. Yani o eser çok güzel. Şöyle peygamberi bir hitap ile öyle hani Peygamber Efendimiz'den bahsederken öyle kelimeler, öyle nüanslar yapıyor ki insanın hakikaten o bam teline dokunuyor. Gönül teline dokunuyor. Evet. Safiye Erol. O yüzden hani çok kıymetli aslında. Tabii. Çünkü şimdi roman yazmak evet önemlidir. Yani bir kafanızda bir hayal kurarsınız. O hayalin içerisinde isimleri verirsiniz. İşte efendim kahramanınızı bir kapıdan geçirirsiniz. Oradan atlatırsınız. Acılar çektirirsiniz ama o romanın içerisinde aslında edebiyatçı olmanın en önemli özelliklerinden bir tanesi de dili iyi kullanmak. Tabii tabii. Yani benim Safiye Erol'da görmüş olduğum en önemli özelliklerden bir tanesi dili çok iyi kullanması. Türkçesi mükemmel. Hakikaten çok ahenkli bir dili var. Yani şiir gibi. Adeta şiir tarzında yazıyor. Evet, evet. Yani romanlarını şiir niyetine okuyabilirsiniz. Bu kadar sürükleyici, akıcı bir dili var. Bir de tabii dini yönü çok ileride. Mesela makalelerde dikkat ettim, bir daha yeniden gözden geçirdim. Birçok yerde gençlere Hazreti Peygamber'i tavsiye ediyor. Kur'an-ı Kerim'i okuyun ve Hazreti Peygamber'in hayatını öğrenin. O size büyük bir aşk, büyük bir şevk verecek diyor. Evet. Yani kendisi de bunu hissediyor. Hatta taşınırken enteresan bir şey.
Mesela diyelim ki Maçka'da geniş bir evde oturuyor. Daha sonra Pierre Loti'ye, divan yoluna geliyor. Küçücük böyle bir otel odasına sığınmak zorunda. Orada diyor ki yanıma neler götürmeliyim? Artık böyle geniş bir evim yok. Hı hı. Önce Kur'an-ı Kerim diyor. İşte Peygamber Efendimiz'le ilgili eserler. Sonra Mesnevi olmalı diyor Mevlana Hazretleri'nin. En azından birinci cildini götürmeliyim diyor. Yani aslında bize yol da gösteriyor gençlere. Önceliğinin ne olduğuna dair tabii, değil mi? Tabii, bizim de önceliğimiz o olmalı. Evet, Kur'an-ı Kerim önceliği. Yani ilk kitap o. Ardından diğer temel klasiklerimiz. Yani Safiyeroğlu bu yönde de bence diğer aydınlara da örnek olmuş bir şahsiyet. Yani Batı'yı çok iyi biliyor ama özünü yitirmemiş. Bu çok önemli bir tarih evet, aslında. Tabii. Nice Batı'ya gidip özünü yitiren, aslında oranın gözüyle ülkesine bakıp aşağılamaya çalışan insanlardan ziyade özünü yitirmeden kendi vatanına gelip adeta bir kalem mücahidi gibi burada bir savaş veriyor. Elbette. Kendi kültürünü ve şimdi burada söylemiş olduğunuz şey çok önemli. Bir aydının, bir yazarın, bir edebiyatçının veya bir tarihçinin eser vermeden, kelam etmeden, mikrofon başına çıkmadan başucu kitabının Kur'an-ı Kerim olması ve Peygamber Efendimiz'in hayatına bu denli vakıf olup Peygamber Efendimiz'i sürekli örnek alması belki de bizim hepimizin ilk temel vazifesidir. Evet. Safiyeroğlu'da bunu görüyoruz biz. Tabii. Ve bize en büyük ders, hani gençlerimize değil sadece, yaşını başına almış insanlara, kalem oynatan, mikrofon başında konuşanlara en büyük ders belki. Çok doğru. Bir de Safiyeroğlu geleneğe değer veren bir insan. Hani bazıları vardır. İşte Kur'an-ı Kerim'i esas alır ama diğer din alimlerini, mezhep imamlarını önemsemez. Reddeder değil mi? Safiyeroğlu öyle değildir. Hı-hı. O geleneğe saygı duyar. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in izinden, yolundan giden bütün alimlere hürmet eder. Hı-hı. İşte mezhep imamları olsun, Mevlana Hazretleri olsun, Muhittin-i Arabi Hazretleri olsun, Yunus Emre, İbrahim Hakkı Hazretleri. Yani o silsileyi de bilen, onları takip eden, onların eserlerini okuyan, onlardan istifade eden bir aydın. Gerçekten bu anlamda da örnek bir kişi. Evet, eserlerinde de zaten biz o naifliği de görüyoruz değil mi? O yolun devamı olan bir naiflik de eserlerinde mevcut. Evet. Yani en son Kenan Rıfai Hazretleri ile malum tanışıyor. Ve ondan aldığı feyizleri bir bakıma eserlerine serpiyor adeta. Dolayısıyla Safiyeroğlu okumak bir bakıma kendi kültürümüze aşina olmaktır. Kendi değerlerimize vakıf olmaktır. Bu bakımdan ben bütün eserlerini bilhassa gençlere tavsiye ediyorum. Hocam şimdi Banu Avera şeyini hatırlayamadım. Twitter'dan bir soru sormuş. Yok, Avar değil. herhalde mahlas kullanıyor. Evet. Şey soruyor, Hintli Mücahit'le bir daha karşılaştı mı veya eserlerinde biz onun bir emaresini görüyor muyuz? Güzel de bir soru aslında. Evet, aslında benim kitabımda enteresan bir şekilde o hikaye anlatılıyor. hatta Safiyeroğlu'nun bir ara demek kendi ki, kaleminde herhangi bir izini var, görüyor mu? Tabii. Var. Bahsediyor. Hatta fotoğrafı eline geçiyor. Artık aşk bitmiştir. Ve hı-hı, o fotoğrafı herhalde yırtıyor veya bir şekilde zarar görüyor o fotoğraf ama tam yırtılmamış. Yani Hintli Mücahid'in yüzünün bir kısmı kalıyor. Tabii başka fotoğrafları da var kitapta. Hı-hı. Onlara yer verdim. Ve aslında çok hüzünlü bir hikaye de şu ki daha sonra Almanya'ya bir daha gidiyor. Yani ayrıldıktan sonra bir sene sonra zannediyorum bir daha gidiyor ve pansiyoner kadına uğruyor, kaldığı eve uğruyor ve hal hatır soruyor. Vefalı bir insandır Safiyeroğlu. Ondan sonra o kadın diyor ki seni seven o Hintli genç geçenlerde Almanya'ya geldi, seni sordu. Ondan sonra ben de dedim ki o da seni seviyordu ve senin fotoğrafların odasında vardı, seni hiçbir zaman unutmadı, hüzünlendi ve dönüp gitti. Yani böyle bir kırık aşk hikayesi aslında. Aslında ülke aşkı, vatan aşkı ağır basmış yani, diyebiliriz ülkesine dönmesinde. Yoksa orada yaşayabilirdi. Tabii nitekim yani. Safiyeroğlu ülkeye döndükten sonra bir gazeteci, sanıyorum Neriman Malkoç, şöyle bir başlık atıyor gazeteye. Vatan aşkı, kendi aşkına galebe çalan bir yazar. Yani vatanını çok sevdiği için, vatanına aşık olduğu için bir bakıma kendi şahsi aşkını öteliyor. Bu da aslında çok önemli bence. Yani vatansever olmanın bir bakıma ölçüsünü gösteriyor.
Evet, ben de vatan aşkı ağır bastığı için eğitime yurt dışında devam etmeyip İstanbul'da valizim hazır uçağa giderken geri dönen birisi olarak vatan aşkının ne demek Elbette, olduğunu elbette. ve İstanbul'un özellikle ülkemizin ne kadar kıymetli olduğunu çok iyi biliyorum. Hepimizin sorumlulukları var çünkü bu Evet. vatanda yetiştik. Bu vatanın kıymetini Borcumuz bilmemiz var. lazım. Hele Türkiye gibi bir Evet. vatan. Borcumuz var ve Evet. Safiye Erol gibi borçlu olduklarımız var. Evet. Bir defa bunu bizim bilmemiz gerekiyor. Şimdi izleyicilerimizden sorular gelmeye başladı. Devam ediyor zaten Evet. yaklaşık. Ben genelde ikinci bölümde soracağım ama şimdi soruma denk olduğu için. Ahmet Sual diyor ki ciğer delen romanının ismini duyduğumda ciğerim delindi. Sahin neyden bahsediyor romanımız ve neden ismi Ciğer Delen demiş. Evet. Ben de o zaman şimdi şu soruyu sorayım size. Romancılığından da bahsedelim biraz. Tabii. Özellikle Ciğer Delen romanından ve burada yer alan vatanperverliğinden. Hani Tabii. Ciğer Delen ismi aslında çok önemli. Şimdi Tabii ciğerim tabii. delindi diyor Aslında izleyicimiz de. ismi güzel hakikaten dikkat de çekiyor. Tarihi bir roman. Yani Evet. geçmişte yaşanmış bir tarihi roman. Ama o kadar ustalıkla ele alıyor ki Safiye Erol. Yani siz o döneme gidiyorsunuz aslında. Hatta hep düşünmüşümdür. Hatta bazı sinema yönetmenlerine bile teklif etmişimdir. Yani niçin Ciğer Delen'i film yapmasınız? Temiz de bir aşk var değil mi içinde? Çok temiz bir aşk var Evet. ve tarih var. Tarih şuuru var, Evet. vatanseverlik var. Bence film olmaya layık bir eser. Hakikaten çok değerli bir roman. Hatta yani tabii üç romanı daha var Safiye Erol'un ama en kuvvetli romanı, en iyi romanı bu. Hatta gazeteciler kendisine soruyorlar. Yani en çok sevdiğiniz romanınız hangisi? Tabii yazarlar genelde ayrım yapmazlar kendi kitaplar arasında ama Safiye Erol bu konuda açık ve dürüst bir şekilde diyor ki en çok sevdiğim romanım Ciğer Delen'dir. Niçin diye soruyor gazeteci. Çünkü ciğerimi deldi de geçti diyor. Kaçıncı romana Ciğer Delen? Biliyor muyuz? Normalde üçüncü romanı. Üçüncü Birincisi romanı. Kadıköy romanı, ikincisi Ülker Fırtınası, üçüncü Ciğer Delen. Ama orada bir bakıma ustalık eseri. Hani Mimar Sinan'ın var ya Evet. çıraklık eseri, kalfalık eseri. Yani Ciğer Delen adeta ustalık eseri. Kadıköy romanı biraz daha böyle çıraklık eseri gibi ilk roman. Ülker Fırtınası daha bir kalfalık orta seviyede ama Ciğer Delen muhteşem bir eser. İnşallah bir gün yani film olduğunu görürüz. Film olunca veya dizi yapılınca biliyorsunuz okuyucular da artıyor. Belki bu programı da vesile olur. Kişinin de farkına varılıyor. Evet bir yönetmenimiz der ki hadi kolları sıvayalım. Madem tarihi dizilere bu kadar ilgi var. Ben de bu romanı okuyayım ve dizi haline getireyim. İnşallah bu hayra vesile olur. Yani bu program gerçekten okunması gereken. Yani Safiye Erol'un tabii diğer hikayeleri ve romanlarıyla birlikte toplamda 7 kitabı var ama bence ilk olarak Ciğer Delen'den başlamak lazım. Çünkü Ciğer Delen'i okuyan kişi zaten diğer eserlerine de yönelir, bütün külliyatını tamamlar. Bir de hocam Safiye Erol gezmeyi çok seviyor. Evet. Ve gittiği yerlere yanında Kur'an-ı Kerim, Türk bayrağı ve Türkiye haritası götürdüğünü Evet, söylüyor. evet. Kendisi söylüyor değil mi bunu Evet, makalelerinde? bu çok enteresan Türk hakikaten. bayrağı Kur'an-ı önemli Kerim. tabii Kur'an-ı Kerim. Bir de Türkiye haritası. Evet, Türk bayrağı ve Türkiye haritası. Yani en mukaddes şeyler. Aslında bu bize de bir ilham veriyor. Yani biz de bir yere gittiğimizde yanımızda bunları götürmeliyiz. Ben hamaset yaparak şöyle diyorum hocam. Hani hamaset değil tabii gönül belki duası. Odama bir Osmanlı haritası Evet. asıyorum. Osmanlı'nın o 23 milyon kilometre kareye hükmettiği dönemlerde, sahip olduğu dönemlerin haritasını Tabii. asıp aslında neydik ve böyle olmalıyız diye sürekli dua Aslında ediyorum tabii Safiye Erol'un götürdüğü haritada da belki Osmanlı haritası Muhtemelen bilemiyoruz. çünkü aslında Safiye Erol bir Osmanlı Tabii zaten. Bir tabii çok Osmanlı'nın haklısınız. efendisi. Dolayısıyla onun ufku da çok geniş. Yani Evet. Türkiye sınırlarının çerçevesinde yani bir Çünkü Türkiye Balkanlar. dediğimiz şöyle zaten. Tabii. Hani Türkiye 11. yüzyıldan 9. 10. yüzyıldan itibaren bu coğrafya zaten Türkiye. Tabii. Hani Osmanlı Devleti'nde bizim 1800'lü yıllarda Avrupa'dan gelen birçok onların yazılı evrağında Türkiye diye geçiyor Elbette, burası. Sadece elbette. Osmanlı Devleti biz diyoruz. Tabii. Devlet-i Aliye Osmaniye'dir ama Elbette. burası Türkiye'dir. Bazı dar bakışlar var biliyorsunuz. İşte bizim ne işimiz var orada falan derler. Evet. Bilmezler ki Kerkük de bizimdir, Şam da bizimdir, Halep de Elbette. bizimdir. Yani Trablus, Tunus. oralar da vatan topraklarıdır. Balkanlar da öyle evladı Fatihan diyoruz. Dolayısıyla Safiye Erol da bu şuur kuvvetli bir şekilde var. Evet. Hakikaten çok şuurlu bir hanım. Hatta bir hatırayı şimdi hatırladım.
Nezihe Araz'la birlikte bir gün Edirne'ye giderler. Zaten en çok gezdiği yerler Bursa, Edirne, İznik gibi Osmanlı coğrafyasının, Osmanlı kokusunun hissedildiği yerler. Edirne'de gezerken işte Selimiye'yi önce geziyorlar, sonra Beyazıt Külliyesi. Safiyeroğlu diyor ki Nezihe Araz'a, yakın arkadaşı, Nezihe diyor, biliyor musun, Selimiye benim annemdir. Aa, öyle mi diyor? Evet, Beyazıt Külliyesi var Edirne'de, orası, o da benim babamdır. Nezihe Araz hemen nükteyi patlatıyor, diyor ki ne kadar kuvvetli bir ailem varmış. Annesi Selimiye, babası Beyazıt Külliyesi. Hakikaten yani camilere, mabetlere, şehirlere bu gözle bakan bir münevverden bahsediyoruz. Hocam, Allah rahmet eylesin, gani gani Mehmet Niyazi Allah Özdemir rahmet. Hocadan çok öğrenmiş olduğum bir şey var. Ben bayramlarda İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesinden başlar, padişahlarımızı ziyaret ederim. Evet. Bize ondan nasihatti. Ama ben şimdi sizin yazınıza görüyorum ki yani Safiye Erol da aslında bunu öğütlüyor, değil mi? Tabii, tabii. Yani bayramlarda önce onlarla gidip bayramlaşmak gerekiyor. Evet, çok haklısınız. Aslında onların üstümüzde hak var. Evet. Rahmet istediği Mehmet Niyazi Bey'le biz de Sultan Abdülhamit Han'ı ziyaret ettik. Evet. Ondan sonra yetinmedik. Bazı dostlarla beraber Edirne Kapı Şehitliği'ne gittik. Peyami Safa'yı ziyaret ettik. Çerkez Hasan'ı ziyaret ettik. Mehmet Akif'i, Süleyman Nazif'i. Bir bayram günü mü yaptınız bunları? Evet, evet. Gerçekten öyle. Yani Mehmet Niyazi Bey o konuda çok duyarlı, iyi bir yazarımız. Çok Allah duyarlı, çok hassas ve kimseye bildirmeden evet. Birçok iş yapan. Yani sadece Çanakkale Mahşeri ile büyük bir hizmette ah, bulundu. Ah evet, çok. Ve birçok değerli eseri var. Evet. O da Safiyeroğlu'nun yolunda giden rahmetli, kıymetli bir mütefekkir yazardı. Rahmet olsun. Rahmet olsun. Şimdi biz tabii bu özelliklerini Safiye Erol'un romanlarında da görüyoruz, değil mi? Bu kadar hassasiyetlerine. Evet. İşte Selimiye'ye babam, Selimiye annem, işte Bayezid Külliyesi'ne babam diye diyen bir insanın kendi eserlerinde de bu tarihi... Şimdi elbette şöyle söyleyeyim. İlk romanlarında bu kadar kuvvetli değil. Yani Kadıköy'ün romanda normalde belki bir roman, o dönemdeki sosyal hayatı anlatan, işte Kadıköy'ün hayatını dile getiren bir roman. Ülker Fırtınası biraz daha böyle fikri yönü ağır basan bir eser. Hı hı. Ama Ciğerdelen'le bu zirveye çıkıyor. Ve Dineri Papazı'yla daha mükemmel hale geliyor. Fakat bilhassa makalelerinde, ki kalın bir kitaptır makaleler, 600-700 sayfalık bir eser, her makalesinde bu fikir adeta şırıngayla okuyucuya empoze ediliyor. Yani kuvvetli bir şuur, milli şuur. Hakikaten yerli ve milli tabiri diyoruz ya, Safiye Erol tam manasıyla yerli ve milli bir yazardır. Çok güzel bir soru var şimdi. Ayten Demir diyor ki, Safiye Erol eserlerinde hangi ana tema üzerinde kalem oynattı? Safiye Erol eserlerinde... Şimdi şırıngayla adeta evet, empoze ediyor söyleyeyim, diyorsunuz ya. Yani İslami hassasiyeti var, vatanperverliği var, tarih şuuru var ve sanata bağlı. Yani mimari de seviyor, musiki de seviyor. Çok naif bir insan aslında, biliyor musunuz? Yani böyle biraz daha çekiniyor, toplum önüne çıkmıyor, kendisini tanıtmıyor, duyurmuyor. Böyle mütevazi bir kişiliği de var. Böyle şeylerine de rastlıyor muyuz? Hani basında Safiye Erol yok, konuşuldu hatta, veya hatta demeç verdi. Makaleleri çıkıyor ama o orada kalıyor. Vefatında bile basının haberi olmuyor. Yani medya, o zamanki gazeteler ne yazık ki vefatını bile doğru dürüst duyuramıyorlar. Çok mütevazi bir şekilde 5-10 yakınıyla, akrabasıyla defnediliyor. Asıl 1974'te Ciğerdelen romanı basıldıktan sonra yeniden bir nebze duyuluyor. Ama o da yeterli olmuyor. Demek ki tanıtımı tam yapılamıyor o yıllarda. Zaten 74'te biraz sıkıntılı bir dönem. Hı. Kıbrıs Harbi var vesaire. Fakat 2001 yılında Allah razı olsun Kubbe Altı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfımızın değerli yöneticileri, başta İlhan Ayverdi rahmetli olmak üzere yöneticileri sahip çıktılar. Bütün külliyatını yayımladılar. Halil Açıgözde onları hazırladı. Biz de katkıda bulunduk. Büyük bir doğuş oldu. Yani Safiye Erol bir bakıma 2001'de adeta dünyaya yeniden geldi diyebiliriz. Daha önce unutulmuş bir şahsiyetti hakikaten. Ama demek ki defineler eninde sonunda bulunabiliyor. Biz de bulduk. Hakikat eninde sonunda ortaya elbette, çıkar değil mi? Elbette, yani özellikle elbette. Böyle isimler, bu kadar evet. Kıymetli isimler. Yani burada şunu da sormak istiyorum.
Gazetelerde yazı yazabiliyor. Evet. Yani bu da önemli bir hadise. O dönemde elbette. Gazetede sizin makaleniz çıkması, tabii, tabii. Sonra bunların roman haline gelmesi önemli bir hadise. Tabii ki. Tabii ki. Ama bunu yapabilirken neden acaba ön plana çıkmıyor veya çıkartılmıyor sanıyorum diye bir şey kendisi, düşünebilir miyiz? Kendi isteğiyle mi bu ön isteğiyle. Plana çıkışı yok? Yani normalde değer görüyor. İşte gazeteler, mecmualar. Hı-hı. Yazılarına, romanlarına yer veriyorlar, teşvik ediliyor. Hatta bazı derneklerde de bulunuyor. Üsküdar'da bir dernekte yer alıyor vesaire. Aslında sosyal bir insan. Fakat fazla topluma yakınlaşmıyor. Biraz da belki o şöhretin getireceği sıkıntılar. Hatta bu konuda bir gazeteci ona şu soruyu soruyor. Sanıyorum Kandemir, Feridun Kandemir soru soruyor. Diyor ki, en çok neye düşkünsünüz? Hürriyetime diyor. Hatta o kadar hürriyetime düşkünüm ki şöhretten bile kaçtım. Yani çünkü şöhret olunca haliyle sürekli toplumun önündesiniz, sürekli sağa sola gidiyorsunuz değil mi? Yani sanıyorum tercihli bir kendi tercihidir bu. Pek fazla böyle öne çıkmıyor, sadece eserini yazıyor, bırakıyor. Yani bu da onun güzel bir bence davranışı. Evet. Hocam burada devam edeceğiz. Şimdi kısa bir aramız var. Peki. Sevgili izleyenler, Yön Veren Kadınlara Safiye Erol'la devam edeceğiz. Mehmet Nuri Yardım, Safiye Erol anlatmamıza devam edecek. Şimdi kısa bir aramız var. Aradan sonra biz buradayız. Siz de orada olun lütfen. TV ekranlarında Yön Veren Kadınlar programımız kısa bir aradan sonra devam ediyor. Biz bugün programımızda edebiyata yön veren Safiye Erol'u konuşuyoruz. Stüdyomuzda edebiyatçı yazar Mehmet Nuri Yardım var. Ve Mehmet Nuri Yardım hocamızın Safiye Erol ismini vermiş olduğu ve Safiye Erol'u bize en detaylı şekilde anlatmış olduğu kitabından yararlanıyoruz. Ve hemen hocam bir sözümüzü bitirmiştik. Yeni bir soruyu size şimdi yönelteceğim. Romancılığından bahsettik. Tabii. Safiye Erol'un. Romancılığından ve roman içerisindeki hem dini milli duyguları nasıl yansıttığından bahsettik. Burada edebiyatçı diyoruz Safiye Erol'a. Edebiyatta hikayecilik de var. Evet. Öykücülük değil değil mi? Hikayecilik. Yok, hikaye. Biz öykü demiyoruz evet. Ona. Peki hikayeciliği hakkında neler söylersiniz Safiye Erol'u? Evet. Yani Safiye Erol tabii öncelikle romancı. İyi evet. Bir romancı. Romancılığı hikayeciliğinden daha mı önde? Daha önde. Evet. Belki de fırsat bulup da çok fazla hikaye yazamadığı içindir bu. Ama hikayeler de fena değil, güzeldir. Rahatlıkla okunabiliyor. Ve zaten hikayeler de kitaplaştı. Yani Kubbe Altı Neşriyatı arasında bütün hikayeler ki sayısı fazla değil, 7-8 tane. Onlar da bir kitapta vücut buldu. Böylece romanların yanı sıra hikayeler de okuyucuya ulaşmış oldu. İsterseniz önce isimlerinden bahsedeyim. Leylak Mevsimi adıyla kitaplaşan bu hikayeler, Metruk Yalı'da Garip Bir Gece, Aleksandra Filipovna İlk Efendim Pomak Ali Efendi, Las Sıtkı'nın Florya'da Hovardalı. Yani ilginç isimler buluyor hakikaten. Yani evet. Okuyucunun da merakını tahrik edecek isimler. Leylak Mevsimi, Dört Kişi ve Gel Seninle Dertleşelim. Bütün hikayeleri bunlardan ibaret. Birkaç hikaye aslında değil mi? Çok da hikayesi evet. Yok. Aslında romanlarında da yarım kalan bir romanı var. O roman faslını kapatırken onu da söylerim ama 20-25 sayfa yazmış ve bırakmış. Hı hı. Başka hikayesi var mı? Belki araştırılsa bulunabilir. Ama şu anda bilinen bunlar. Hikayeleri de dönem hikayeciliğine uygun şekilde. Yine hı hı. Kendi o güzel muhteşem Türkçesiyle kaleme aldığı hikayeler. Ve çok sahici hikayeler. Yani Safiye Erol zaten şöyle söyleyeyim, romanlarında ve hikayelerinde gerçekçidir. Yani hayal unsuru büyük ölçüde arka planda kalıyor. Diyelim ki bir semti tasvir ediyorsa o semti biliyor. Bir yoldan bahsediyorsa o yolun ne kadar sürdüğünü biliyor. Hikayede bahsettiği kişileri tanıyor. Belki bunlar yakın çevresinden kişiler de olabilir. Tabii isimlerini değiştirerek onları bir bakıma hikayeleştirmiş, kalıcı hale getirmiş oluyor. Yani Safiye Erol'un böyle bir yönü de var. İyi bir gözlemcidir. Dini milli duyguları biz hikayelerinde de görüyor muyuz? Elbette. Aslında şöyle onun ruh dünyasında zaten milli olmayan, yerli olmayan düşünceye pek rastlayamayız. Hı hı. Hakikaten her hikayesinde, her makalesinde, her romanda mutlaka okuyucuya bir mesaj verir. Ama bu mesaj faydalı bir mesajdır. Düşündüren bir mesajdır. Ve bizim
değerlerimizi yansıtan mesajlardır bunlar. Dolayısıyla Safiye Erol'un hikayelerini de okuduğumuzda biz onu da kavramış oluyoruz. Ve şuna hayıflanıyoruz. Keşke daha fazla hikaye yazsaydı. Keşke 20-30 hikaye daha yazsaydı. Belki de Sait Faik ayarında, Memduh Şevket Esandal çizgisinde çok daha iyi bir hikayeci olabilirdi. Ama demek ki romanlara yoğunlaştı. Belki makalelere ağırlık verdi. Ve az hikaye yazdı. Olsun, biz onlarla da yetiniyoruz. İyi ki bunları yazmış diyoruz. Peki. Şimdi yine bir soru var. Hocam diyor ki bizler ders kitaplarında veya okul yıllarında ismini hiç duymadık. Neden? Evet. Valla çok doğru bir soru. Çok yerinde bir soru. Aslında sadece ders kitaplarında değil. İnanın edebiyat fakültelerinde bile adı geçmeyen bir yazardı. Ben bilmiyordum. Ben de İstanbul Edebiyat Fakültesi'nde okudum. 4 yıl. Çok da değerli hocalarımız vardı. Hiçbir hocamız doğru dürüst bahsetmedi Safiye Erol'dan. Belki onlar da bilmiyordu hocam. Yani hayır, onlar bilirler. Bilirler. Yani tabii bir Mehmet Kaplan bilir. Bir Ömer Faruk Akün Hoca rahmetli, bunlar bilirler. Ama demek ki onlar biraz daha eski dönem edebiyatını işledikleri için yeni yazarlara fazla yer veremediler. Fakat hakikaten bu 2000'li yıllardan sonra artık üniversitelerde Safiye Erol ele alınıyor. Hocalar bahsediyor. Bazı metinleri bence ders kitaplarına da girmeli. Kısmen bazı hocalar, duyarlı hocalar, talebelerine tez olarak da Safiye Erol'u vermeye başladılar. Safiye Erol'un romancılığı, Safiye Erol'un hikayeciliği, fikir hayatı diye. Bunlar başladı ama yeterli değil. Çünkü başka yazarlar hakkında yüzlerce tez yapılmış. Şimdi Hüseyin Rahmi Gürpınar hakkında yüzlerce tez varken... Ve birbirinin tekrarı tezler birbirinin de yapılıyor tekrarı artık. Birbirinin tekrarı maalesef. Siz iyi bilirsiniz. Yani ilim dünyasının hemen hemen adeta benzeri. Safiye Erol hakkında 4 tez, 5 tez, 6 tez az. Daha fazla olmalı. Yani Allah'tan böyle bazı hocalarımız mesela Erdoğan Erbay, Erzurum'da değerli bir hocamız. Böyle bir eser kaleme aldı Safiye Erol'un romanları üzerine bir inceleme. Talebelerine de hazırlattı bunları. Sevinç Ergidiren'in, o da Boğaziçi Üniversitesi'nde hocamızdı. O da böyle bir kitap kaleme aldı. Edebiyat araştırmalarında Safiye Erol'dan geniş şekilde bahsediyor. Tabii bu hocalarımızın sayısının artması gerekiyor. Talebelerini yönlendirmesi gerekiyor. Mesela ben üniversitede hoca olsaydım bir öğrencime şöyle bir tez konusu verdim. Safiye Erol'un eserlerinde tarih şuuru veya gezi yazıları. Evet, çok, çok güzel yazılar var. Yani Bursa ile alakalı, Edirne ile ilgili, İznik çerçevesinde dile getirdiği çok güzel yazılar var. Onlar da ayrı bir tez konusu olabilir. Hocam, hacimde küçük ama maneviyatta ve değerde büyük bir eseri var. Az önce biraz bahsettiniz. Çölde Biten Rahmet Ağacı. Evet. Çok kıymetli. Şimdi iki soru gelmiş bununla alakalı. Evet, biraz bahseder misiniz? Daha detay verir misiniz tabii diye. Şimdi orada, bu eserden biraz elbette, bahsedeyim mi? Orada aslında Hazreti İbrahim'den başlatıyor. Yani zaten biliyorsunuz tefrika olduğu için ve Ramazan boyunca Yeni İstanbul Gazetesi'nde yayımlanan yazılar olduğu için her yazı müstakil, bağımsız bir şekilde. Sonra Peygamber Efendimiz, sonra o dönemin bazı sahabeleri. Yani bir bakıma İslam tarihini muhtasar bir şekilde bu eserde veriyor. Evet. Ramazan boyunca yayımlanıyor ve insanlar Ramazan'da o maneviyat kokan yazıları okuyorlar. Hatta duyduğum kadarıyla adeta o eserin devamını da düşünmüş ama ömrü vefa etmemiş. Keşke böyle muhteşem bir İslam tarihi yazabilseydi. Mesela Asr-ı Saadet'i böyle 500-600 sayfalık bir eserde kaleme alabilseydi ne güzel olurdu. Ama gerçekten genç diyebileceğimiz bir yaşta vefat ediyor. Biliyorsunuz 1902 doğumlu, 64'te vefat ediyor. Yani 62 yaşında. Bugün için genç denilebilecek bir yaş. Oldukça genç bir yaş. Ama bu ömür içinde çok güzel eserleri sığdırıyor. Allah rahmet eylesin. Bence yeni Safiye Erol'lar yetişiyor, yetişecek. İnşallah. Ve onun yolundan gidecekler. O eserleri de onlar yazacaklar inşallah. İnşallah. Şimdi gençlere bir hitabı var hocam. Şuradan bir iki satır okumak isterim. Diyor ki, manevi hijyeni baş tacı edin, Resulullah'ı ruhunuzun bütün kuvvetiyle sevin. Ve sonra devam ediyor. İnsanın iki ezeli düşmanı vardır, korku ve tembellik. Bunları siz adım adım yeneceksiniz. Zihninizi bürüyen hayallere gelince kanımızı emen vampirlerdir. Hatta güzel hayaller bile. Gedikli konuk yerleşmeye kalktılar mı bilin ki canınızadır kasıtları. Bunları da birer birer yeneceksiniz. Durmayın,
hemen tez günden manevi sığınağınızda istikama girin, bütün silahlarınızı kullanın, sizden gayret, erenlerden himmet. Çok güzel. Aslında burada şimdi bunu yazan bir hanımefendinin ben inançlı bir kişiliği var değil mi? Yani, çok inançlı. Zaten bu cümlelerinden de onu anlıyoruz. Bir sefer Safiye Rol ümit var bir insan. Evet. Ümitsiz değil, karamsar değil. Tam aksine son derece ümit dolu, aşk dolu, sevgi dolu, şevk dolu bir insan ve sürekli üretiyor. Hani bazı aydınlar vardır, gerçekten ben onlara tembel aydınlar diyorum. Üretmiyor, sürekli eleştiriyor, hiçbir şey yapmıyor, hiçbir makale kaleme almıyor ama sağa sola sürekli çatıyor. O aydınlardan değil Safiye Rol, tam aksine üzerime nasıl bir görev düşer, neler yapabilirim, neler yapmalıyım deyip kolları sıvayan ve hakikaten kıymetli eserlere, makalelere imza atan bir yazar. Aslında fikri yönü üzerinde çok fazla durulmadı. Bugüne kadar genelde romanları ele alındı. Ama sizin de bahsettiğiniz gibi son derece kuvvetli inancı olan bir yazar. Ve bunu açıkça söylemekten de çekinmez. Rahat bir şekilde kaleme alır. Yani aslında yeni bir cumhuriyet kurulmuş. Evet. Devrimler olmuş. Tabii. Ve o milli manevi duygulardan, dini duygularını da çekinmeden söyleyebiliyor. Elbette. Yansıtıyor romanlarında. Çok büyük bir cesaret. Cesaret ister. Hakikaten öyle. Dediğiniz gibi netameli bir dönemde, hassas bir dönemde fikirlerini çekinmeden, pervasız bir şekilde ifade ediyor. Ki eleştirilmeyi göze alıyor tabii, burada aslında. Tabii. Yani belki yani yobazlıkla, gericilikle itham edilmeyi bile göze alıyor. Ve fikirlerini açıkça söylüyor. Ama kimse buna cesaret edemiyor. Çünkü yobaz diyecek kimse olamaz. Batı'yı çok iyi bilen, Batı kültürünü, medeniyetini, felsefesini en iyi bilen bir insan. Sözde Avrupa'da böyleydi diye başlayanlara, evet ben de oradaydım diye cevap verebilecek kalitede bir insan aslında. Hatta biliyorsunuz laiklik de bizde Türkiye'de maalesef çok yanlış bir şekilde algılanmış. Evet. Tabii onlara laikçiler deniyor. Yani tamamen din düşmanlığı üzerinde bina edenler var. Safiye Rol onları görüyor, fark ediyor ve onlara da cevap veriyor. Onlara gerçeği, hakikati söylüyor. Mesela siz güzel bir metin okudunuz. Ben de izninizle burada makaleler kitabında yer alan birkaç cümlesini okuyayım. Şöyle diyor. Din terbiyesinin niçin aleyhinde bulunuyorlar? Hani bazıları var ya. Din derslerine gerek yok. Okullarda din dersinde ne gerek var diye onlara cevap veriyor. Diyor aslında ki aslında tam o dönem yani tabii, çok elbette. Da çetrefilli ve çetin bir dönem. Evet evet. Din terbiyesinin niçin aleyhinde bulunuyorlar? Anlamam. Bazı kimseler fazilet öğrenmek için dine ihtiyaç yok. Allah ve peygamber mefhumlarını öğrenmesek de olur diyorlar. İddia bu. Soruyorum. Hak, vicdan, ahlak mefhumlarını da öğretmeden olur mu? Yok, onlar lazım diyorlar. Adeta meyvasını yiyip ağacını inkar etmeye benziyor. Yani ahlak, hak, hukuk bunlar nasıl sağlanacak? Dini terbiyeyle, din dersleriyle, İslam ahlak ve faziletiyle sağlanacak demek istiyor. Fakat sonu çok tatlı, çok güzel. Bana kalırsa derim ki, ey felek, Allah'sız, Muhammed'siz dünyayı al, başına çal. Ne kadar güzel ya. Yani duruşunu, tavrını ortaya koyuyor. Ben Muhammed'iyim diyor. Ben İslam'a bağlıyım diyor. Evet. Aslında orada bir cümle var. Meyvesini yiyip ağacı inkar etmek. Evet. Ağacı inkar edersen meyvesi de olmaz. Elbette. O da diyor ki din olmazsa ahlak da olmaz. O kadar. Yani hakikaten çok öyle. Net bir şekilde izah etmiş aslında. Yani İslam'ı siz öğretemezseniz ahlaklı bir nesil de bekleyemezsiniz. Dolayısıyla adeta bütün dertlerimize hakikaten deva bulmuş bir yazar. Ve bunu çekinmeden pervasız bir şekilde söylüyor, dillendiriyor. Bu bakımdan Safiye Rol'u bence bilhassa aydınlar okumalı. Bilhassa münevverler okumalı. Bilhassa okumuş yazmış kesim bu yazarımızdan haberdar olmalı. Demek ki bir insan hani tırnak içinde çağdaş da olabilir. Aynı zamanda dindar da olabilir.
çağdaş dediğiniz nedir ki? Milli, manevi ve vatani duygularından beri olmadan da kalem oynatabilir. Elbette. Yani illa batıya ya da işte başka diyarlar için kalem oynatmak değil, bu coğrafyayı aşağılamadan bu coğrafyanın değerlerini ve hazinelerini ortaya çıkartarak bunu biz yapabiliriz yani ve Safiyeroğlu bunu yapmış. Elbette özelliği bu. Kendisine güveniyor, özgüveni var. Değerlerine güveniyor. Buyurun. Hocam çok muazzam bir soru. Buyurun. Safiye Erol'un hayattaki en önemli mücadelesi neydi? Şimdi vallahi söyleyeyim. Yani, buradaki kelamlarının üzerine bu soruyu görünce söyleyeyim. Evet. İman küfür kavgası. İman küfür kavgası. Hazreti Adem'le başlayan kıyamete kadar sürecek olan iman küfür kavgasında mücadelesinde safını belli etmiş bir yazar. Evet, İmandan yana, Kur'an'dan yana, İslam'dan yana bir yazar. Evet. Onun davası bu. Ayten Hanım'ın sorusuna çok güzel bir cevap. Eyvallah. O zaman şöyle tekrarlayalım. Safiye Erol'un en büyük mücadelesi iman küfür kavgası. Tabii. Mücadelesi. Orada safını belli etmek ve gerçekten mücadele etmiş. Eserleri zaten ortada. Evet. Tavrı ortada. Bir de şimdi fikir dünyası ve yeni oluşan bir fikir çevresi var. Yani yeni oluşan çevresiyle birlikte bir fikir dünyası var. Buradan konuşabilir miyiz hocam? Elbette. Yani Nihat Sami Banarlı'dan bahsediyoruz. Sami Ayverdi'den bahsediyoruz. Tabii şimdi Safiye Erol da diğer aydınlar gibi arayış içinde. Zaten Cumhuriyet aydınları genelde arayışta. Evet. Çünkü büyük bir medeniyet geride kalmış. Yeni bir cumhuriyet kurulmuş. Arıf'ta olan aydınlar var. Yani Tanpınar onlardan biridir. Kendisi de söylüyor. Eşikteyim diyor yani. Arıf'tayım diyor. Ve o arayışını sürdürüyor. Yahya Kemal keza öyle. Önce batıya gidiyor, sonra eve dönüyor. Yani yurda dönüyor. Safiye Erol da bu arayışını tamamlamış ve sağlıklı bir yola girmiş bir aydın. Evet. Tabii bunda mutlaka belirtmek lazım. Sami Ayverdi'nin, rahmetli mütefekkirimizin büyük rolü var. Yani Safiye Erol Sami Ayverdi ile tanışmasaydı bu noktaya gelebilir miydi? Sanmıyorum. Hı. Çünkü Kenan Rıfai'yi tanıyamayacaktı. Nihat Sami Banarlı'yı tanıyamayacaktı. O çevreye girmeseydi belki de normal bir romancı olarak yaşayıp gidecekti. Yani böyle romancılar çok Cumhuriyet devrinde. Sadece roman yazmış, bırakmış ama fikir dünyasında yeri olmayan bazı romancılar var. Dolayısıyla bir bakıma bir talih onun için. Evet. Zaten annesi de Keşanlı İkbal Hanım da Sami Ayverdi'nin yakını. Dolayısıyla kökten sağlam bir aile. Anne tarafından anne bir yakınlıkları tarafı, var zaten. Babası da çok değerli. Evladı Fatih Han, Rumeli'den göçmüşler. Ve arayışını tamamlıyor, özünü buluyor ve gerçekten kıymetli eserlere imza atıyor. Ne mutlu ona, ne mutlu bize, eserlerini okuyoruz, onu tanıyoruz. Allah rahmet eylesin amin, demek inşallah. Lazım. İrfan Yazıcı bir soru sormuş hocam. Tabii. Çok da güzel bir soru aslında. O dönemin yazarları, şairleri mutlaka bir siyasi akıma katılıp ya İttihatçı ya da Türkçü veya Batıcı hareketlere destekleriyle öne çıkmış ve edebiyat dilini hep bir siyasi savaş malzemesi olarak kullanmışlar. Benim sorum Safiye Erol Hanım'ın bakışı nasıldı diye sormuş hocam. Şöyle, Safiye Erol herhangi bir akıma bağlanmamış. Aynı soruyu yine bir izleyicimiz daha sormuştu. Onu da şöyle söyleyeyim. Hangi akımın etkisinde kalmıştır diye bir soru daha gelmişti. Söyleyeyim. Şimdi Safiye Erol, hani bazı yazarlar vardır. Tırnak içinde Türkçü, İslamcı, Batıcı şeklinde telaffuz ediliyor değil mi o akımlar? Safiye Erol bütün bunların dışında ve beride. Yani kendisi adeta orijinal bir şekilde edebi eserler vücuda getiriyor. Elbette tesir altında kaldığı şahsiyetler vardır. Elbette Ahmet Cevdet Paşa'dan, Yahya Kemal'den, Akif'ten etkilenmiştir. Etkilenmemesi mümkün değil. Çok okuyan bir insan. Ama adeta bir Safiye Erol çizgisi oluşturuyor kendisine göre. Daha 1930'lu yıllar. Yani o makalelerine bakıyoruz, romanlarına bakıyoruz. Yani nev-i şahsına münhasır derler ya, kendine özgü bir çizgisi var. Bağımsız, hür ama bu toprağın temellerine dayalı, değerlerini inkar etmeyen, değerleriyle iftihar eden bir aydın. Ve arayış içinde olan bir aydın. Ne zamana kadar? 1950'ye kadar. Dolayısıyla onu herhangi bir gruba mal etmek mümkün değil. Ama 50'den sonra zaten çizgisi daha ayan beyan bir şekilde belli ortaya çıkıyor. Ve bize mükemmel eserler bırakıyor.
bu mükemmel eserleri bırakıyor da eserleri okuyan Selim İleri gibi isimler, ben programın girişinde zikrettim, aşkı bize en iyi anlatan kadın romancı diyor onun için. Evet. Şimdi Selim İleri böyle söylüyor, başka onun hakkında nice söylemler de var. Onları da biraz tabii konuşalım mı şimdi hocam? Neler Selim, söylüyorlar Selim onun için? İleri buradan selam diyorum. Gerçekten Safiyeroğlu'nun tanıtılmasında büyük emekleri var. Bu ifadeyi Hürriyet Gazetesi'nde yayımlamıştı bir röportajda. Gazeteci soruyor Safiyeroğlu, o da bana göre aşkı en iyi anlatan yazar adı bilinmeyen Safiyeroğlu'dur diyor. Bu tabii bu bir hakkı teslimdir. Gerçekten Safiyeroğlu aşkı en iyi anlatan yazarlardan biridir, belki de birincisidir. Safiyeroğlu da zaten yetik değerlerin Selim İleri de yetik değerlerin peşinde olan kıymetli bir edebiyatçıdır. Benim de saygı duyduğum bir yazar. Tabii sadece Selim İleri değil. Selim İleri bunları gazetede söylüyor, toplantılarda konuştu, anlattı. Ama sadece o değil. Beşir Ayvazoğlu, Mustafa Kutlu, Sabahat Emir, Muhterem Yüce Yılmaz ve daha birçok yazar da bilhassa 2000'li yıllardan sonra eserleri çıktıktan sonra Safiyeroğlu anlatan yazılar yazdılar. Ve her biri adeta bir yönüne temas etti. Kimi romanlarına, kimi fikirlerine, kimi tasavvufi anlayışına. Safiyeroğlu bir bakıma gündeme getiren de bu yazarlar oldu. Yani basında yer alınca, köşe yazarları yazı yazınca Safiyeroğlu da bir bakıma okuyucunun dikkatini çekti. Kim bu ya? Adını ilk defa duyuyoruz. Yani yeni doğmuş bir yazar mı? Yani niçin bütün herkes ondan bahsediyor diye. Dolayısıyla başta Selim İleri olmak üzere hakikaten adını andığım yazarlar ona sahip çıktı, eserlerine sahip çıktı. Okudular öncelikle. Zaten bir kısmını daha önce okumuşlardı. Ve onu dile getiren makalelere imza attılar. Kendilerine müteşekkiriz elbette. Nitekim ben de kitabımda, Safiyeroğlu kitabında onların bu yazılarından iktibaslar yaptım. Kitabın içerisinde evet, o yani, şeyler Safiyeroğlu var yani yazılarda. Kitabında hem hayatı var, fikirleri var, eserleri var. Bilhassa son bölümünde hakkında yazılmış olan yazıların neredeyse tamamından alıntılar var. Elbette bütün yazıları koymak mümkün değildi ama belli başlı bölümlerini aldım. Böylece okuyucu en azından kim ne yazmış, Safiyeroğlu hakkında nasıl fikir beyan etmiş onu da görebiliyor. Hakikaten aslında Safiyeroğlu hayattayken de mesela Tarık Buğra gibi yazarlar kıymetini biliyor. Öyle ama mi? Bunu, Tarık Buğra da tabii, bahsediyor Tarık Buğra kendisinden. Yakın dostu ve eserlerinden söz ediyor ama bunlar gereken yankıyı bulmuyor. Hatta bir hatıramı paylaşayım izninizle, bir partinin merkezine davet etmişlerdi, gittim. Orada Safiyeroğlu'ndan bahsederken gençler ilk defa adını duymuşlar, pek de şey yapmadılar, önemsemediler. Ya kim, adını duymadık falan. Hani Halide Edip olsa tamam amenna ama. Sonra şunu dedim arkadaşlar, biraz da milliyetçi tanrısı bir parti. Dedim ki biliyor musunuz, Nihal Assız rahmetli bir yazısında diyor ki bütün Türk gençleri ciğerdeleni okumalıdır. Böyle deyince bir anda o gençler hemen ayağa kalktılar öyle mi falan diye. Daha bir önem vererek dinlemeye başladılar. Yani Nihal Assız'dan Tarık Buğra'ya, Nezihe Araz'dan dönemin birçok edebiyatçısına kadar hakikaten... Ama vatanperver Türk tarihçileri çok seviyor Safiyeroğlu tabii, tabii, değil tabii. mi? Yani? Seviliyor ama o zaman pek yankı bulmuyor. Yani evet. Safiyeroğlu döneminde yaşarken çok kısıtlı bir dilimde tanınıyor, biliniyor, okunuyor. Ama asıl tarihi 2000'li yıllarda başlıyor. İyi ki vakıf öyle bir karar almış. Eserlerini neşretme kararı aldı ve yeğeni yani evladı Aydın Bey de buna izin verdi. Hatta ben o zaman vakıfta çalışıyordum. Telif sözleşmelerini de o imzalıyordu, ben götürüyordum. Hakikaten o da örnek bir insandı. Doktordu kendisi ve şu anda Safiyeroğlu'nun yanında yatıyor. Yani vefat öyle ettikten mi? Sonra aile mezarlığında Karacahmet'te. Aslında evladı. Biz böyle her 1 Ekim'de Safiyeroğlu ziyaret ederdik arkadaşlarla birlikte. Bu korona sürecinde tabii kimse evinden dışarı çıkmadığı için biz de bir yere gidemedik. Ama bu yıldan başlayarak inşallah yine 1 Ekim'de buradan bütün Safiyeroğlu hayranlarına ilan ediyorum. 1 Ekim'de inşallah Safiyeroğlu'nun Karacahmet'teki mezarını ziyaret edeceğiz. Ona fatihalar okuyacağız. Çünkü onun emeği çok. Evet, tarihi büyüklerimizi, bize bu toprakları emanet bırakanları, bu topraklar için kalem oynatanları evet. Aslında edebiyatçılarımızın ve tarihçilerimizin sahip çıkması gerekiyor. Evet. O zaman 1 Ekim'de biz bir sosyal medyadan paylaşalım.
genç edebiyatçılar, genç tarihçi adayları oraya davet edelim. Sadece onu değil ama Safiyeoğlu ziyaret ettikten sonra oradan Nabi Hazretleri'ne gideceğiz. Azilerde Mehmet Kaplan'ın mezarı var, Cemil Meriç'in var, Mustafa Necati Sepeçoğlu'nun var ve daha birçok değerli büyüğümüzün mezarı orada. İnşallah hepsini birlikte ziyaret ederiz. İnşallah. Allah ömür verirse hocam 1 Ekim'de nasip kısmetse bu büyüklerimizi ziyaret edip onlara bir Fatiha ve ihlas okumaktan beri durmayalım. Evet. Şimdi ben burada bir şeyden bahsetmek istiyorum. Kitabınızı aslında hani bir tabii Osmanlı tarihçisi olarak söyleyeyim. Osmanlı'da cildi olmayan kitaplara namussuz kitap derlerdi. O yüzden yayıncınızı tebrik ediyorum. Hani diğer eserinizin de şöyle çok güzel bir cildi var. Evet. Şimdilerde yamaat kuşu oluyor. Yerinden kaldıramıyorsunuz. Hani okunaklı veya bir otobüste, seyahatte, yolda çok fazla taşınabilecek kitaplar olmuyorlar. Ama sizin eseriniz şöyle baktığımız zaman hani bir gazete kağıdı özelliği taşıyor ve namusu var. Mücellet diyorlar, evet, ciltli. Ciltli kitap. Aslında tabii 2010 yılında basılmıştı. Şimdi o zaman piyasa imkanları daha kolaydı zannediyorum. Şimdi yeni baskısı yapılınca herhalde böyle ciltli falan basmazlar zannediyorum. Ama inşallah kitaplarımız böyle çıksın. Evet. Hani evet. Maliyeti düşük olsun veya çok hani birkaç lirayı da fazla görmeyelim aslında tabii, kitaplara. Tabii. Her yere para harcıyoruz da kitaplara da harcamak lazım. Fazla görmeyelim. Evet. Edinelim diyorum ama kitabınız maşallah. Teşekkürler. Çok da güzel. Şimdi hocam şunu soracağım size. Siz kedileri çok seviyorsunuz. Hem de nasıl? Birçok alemili gibi. Kitabım var. Evet. Kediname. Hani birçok büyüğümüz de, edebiyatçımız da, tarihçimiz de kedileri çok sever. Peki Kediname isimli bir kitap yazdınız ama ben hem o kitaptan da biraz bahsedin lütfen. Hem de Safiye Erol'un da kedilere bakışı nasıldı? Çünkü ben şimdi tarihi şahsiyetlerden, özellikle edebiyatçılardan kimi incelersem inceleyeyim. Mutlaka bir kediyle bir macerası var. Ya kedileri var, ya birçok kedisi var ya da bir kedisi var. O yüzden Safiye Erol'un kedilerle alakası nasıldı? Evet, valla şöyle aslında kedi sevmeyen sanatçı, edebiyatçı neredeyse yok. Beyazıt Kütüphanesi'ne kedili kütüphane deniliyordu. Elbette. İsmail Sahip Sencer evet, hocanın kütüphanesi. Safiye Erol da kedi sever. Evet. Sadece kedi sever değil, kedi de besliyor, kedilere sahip çıkıyor, kedileri anlatıyor. Hatta çok yakın bir dostu olan Tarık Buğra'yla kedi meselesinden kavga bile ediyor. Tabii kalem kavgası, yani kavga dediğimiz o. Bir gün rahmetli Tarık Buğra yazısında, ya nedir şu nankör kedilerden çektiğimiz, aslında kendisi de kedi sever ama böyle o gün böyle bir yazı yazıyor ve kedileri tenkit ediyor. Tabii buna cevap kimden geliyor? Aynı gazetede yazmalarına rağmen Yeni İstanbul Gazetesi'nde, ikisi de köşe yazarı ve yakın dostu, tanıdığı, ona zehir zemberek bir cevap yazıyor Tarık Buğra'ya. Ve diyor ki, nasıl kedilere böyle laf edersiniz? Onlar mübarek hayvanlardır. Hazreti Peygamber onları övmüştür. Benim de kedim var. Kedi sevmeyen olur mu? Kedileri sevmek merhametimizin gereğidir. Medeniyetimizin bir icabıdır şeklinde bir müdafaanamede bulunuyor. Ben onu hakikaten Kediname kitabıma da aldım. Çok da hoş bir yazı. Yani Tarık Buğra gibi yakın bir dostuna böyle bir cevap yazıyor. Şimdi Safiye Erol tabii ki merhametli bir insan. Malum kendi evladı olmamış ama yeğeni besliyor, büyütüyor, ona sahip çıkıyor. Kedilere de büyük bir merhameti var. Sami Ayverdi'nin de var, Tamburi Cemil'in de var, Necip Fazıl'ın da kedisi var. Aslında Kedinamede ben biraz da şunu yaptım. Sanatkarlar ve Kediler diye bir bölüm var. Orada neredeyse kedisi olmayan sanatçı yok. Necip Fazıl'dan Nazım Hikmet'e, Orhan Veli'den Tamburi Cemil'e kadar. Demek ki bizim medeniyetimizin vazgeçilmez unsuru. Çünkü biliyorsunuz Peygamber Efendimiz, onlar hane halkındandır buyuruyor. Evet. Yani kediler evladınız gibidir. Şimdi bana sorsanız kaç evladım var? Aslında iki demem lazım. Fatih Kerem de Ömer Faruk. Ama üç diyorum, bir de Lokum var. Şu anda evde bizi dinliyor. Belki annesiyle beraber bizi dinliyor. Yani ona hakikaten evlat gözüyle bakıyoruz. 11 yaşında. Vallahi bence o da ayrı bir medeniyet. Merhamet medeniyeti diyorum ona ben. Osmanlı'da sahip çıkmıştır. Bütün evcil hayvanlara, can dostlarımıza. İnşallah o şuur da genişler. Cenab-ı Allah her eve bir kedi nasip etsin diye dua ediyorum. Kedisi olmayanlara. Sizin var mı bilmiyorum. Alerjisi olan bir insan olarak biz yaklaşık oturduğum binanın etrafında
En son saydığım kadarıyla 43 taneydiler ama sonradan yine doğumlarla evet. birlikte fazlalaştılar. Evet. Kedi besliyoruz ama hani evde alerjim olduğundan olsun, dolayı bahçede de olabilir. Bahçede apartman bahçesinde de olabilir. Bütün kediler bizim binada. Ha öyle mi? Tamam. O bütün zaman. Kediler bizim binada. O merhametli etrafta, bir apartman yani. Evet, orası onları besler, sular. Evet, evet. Şimdi İrfan Yazıcı Almanya'dan demiş ki Nermin Hocam konuyu ne zaman Fatih'e konuyu Fatih'e ne zaman ve nasıl bağ ile kuracak? Merakla bekliyorum. İrfan Bey, konuyu Fatih'e bugün bağlayamayacağım. Aralarında epey bir mesafe var ama şöyle bir müjde vereyim ben. Epeydir niyetlendiğim bir Fatih kitabını, yani aslında Mehmet Han kitabını yazmaya bugün başladım. Bir dua buyurun inşallah. Hakkını vererek, tabii ki Fatih Sultan Mehmet'in hakkını bizler teslim edemeyiz ama. Bunu bir ama. Müjde olarak da kabul ederim. Bugünün müjdesi. İnşallah. Dua buyurun. İnşallah güzel bir eser çıkar diyelim. İnşallah. Hocam sorulardan bir tanesi şimdi Adem Kulak bir soru sormuş. Az önce tebessüm etmemin sebebi bu. Diyor ki ben merak ettim diyor hangi kitabı yasaklandı o dönemde bu kadar çok milli ve manevi duygulara önem veren bir hanımefendinin hangi kitabı yasaklandı? Yasaklanmadı. Yasaklanmadı. Yok, evet, kitabı yasaklanmayan. Kitabı yasaklanmadı. Yani sonuçta yazarlar hürdür. Fikirlerini istedikleri gibi söylerler. Yasaklanan bir kitabı yok. Hani Necip Fazıl'lara veya diğerlerine yasak getiriliyordu ya hani elbette. Ona istinaden yani, soruyor. Necip Fazıl'ın tabii tavrı biraz daha farklı. Hı-hı. Biraz daha ideolojik yönü ağır basan, malum Büyük Doğu Mecmuası'nı çıkaran bir üstadımız. Allah rahmet eylesin onu da. Safyero'nun böyle bir durumla karşılaşmadığını rahatlıkla yok, söyleyebiliriz. Yok zaten çok da ön planda olmayı da tercih etmiyor evet, evet. diyebiliriz. Şimdi Safi Erol'un yayımlanan 4 romanının dışında tefrikada kalmış hani bizim bildiğimiz romanların dışında. Bu arada bir de soru vardı hocam şey diyordu hani en önemli eseri hangisidir? Ciğerdelen. Ciğerdelen. Evet. Evet, evet sevgili izleyenlerimiz eğer Safi Erol'u tanımak istiyorsanız onun eserlerine vakıf olmak istiyorsanız Ciğerdelen'le başlayalım. Bir de ardından makaleler. Makaleleri. Evet önce Ciğerdelen sonra makaleleri okursak Safi Erol'u bütünüyle tanımış oluruz. Tanımış oluruz peki. O zaman şundan devam edelim mi? 4 romanı var. Tefrikada kalmış bir eseri var mı? Romanı şimdi, var mı? Şimdi rahmetli Halil Açıkgöz'ün ki romanlarını hazırlayan büyüğümüzdü. Onun söylediği bir şey var. 5. romana başlıyor aslında. Ve 5. romanı tarihi bir roman. Muhtemelen Fatih dönemini anlatan bir roman. Oradan başlıyor. Hani siz Fatih kitabı dediniz ya. Tevafuk oldu şu an. Evet. Ve maalesef 20-30 sayfa yazıyor ve kalıyor. Kalıyor. Yani elimizde ömrü var mı? Vefa bunu biliyor muyuz şu an? Yani o belki eserleri, eşyalar arasında vardır. Aslında benim şöyle bir düşüncem var. Keşke yarım kalan eserler de yayımlansa. Keşke, evet. Mesela diyelim ki Yahya Kemal'in bitmemiş şiirleri var. Yarım kalmış şiirler. Ama İstanbul Fethi Cemiyeti onları, o şiirleri de topladı, kitap olarak yayımladı. Yani bana göre yarım kalmış romanlar, hikayeler, şiirler de yayımlanmalı. Okuyucu en azından onlardan haberdar olmalı. Belki o 20-30 sayfayı siz okursanız sizin yazacağınız Fatih kitabına belki bir ilham olur. Elbette. Belki oradan yola çıkarak devam edersiniz. O dönemin kelamı, o dönemin diliyle elbette. O hakikatin terennüm etmesini bizler belki okursak daha ufkumuz açılabilir. Tabii gönül arzu eder ki keşke tamamlasaydı. Keşke. 5. romanı da yayımlansaydı ama ömrü vefa etmedi. Zaten hangi yazar bütün eserlerini bitirebiliyor ki? O da bir takdir. Evet kesinlikle. Şimdi böylesine önemli bir isim. Tarık Bora bahsediyor, Nihal Atsız bahsediyor kendisinden. Aslında herkesin hani edebiyatta, tarihte eser veren, burada bir şekilde mücadele eden insanların farkında olduğu bir isim. Tabii. Safi Erol. Tabii. Bu kadar kıymetli bir isimin ölümü nasıl yankı uyandırıyor? Çünkü erken yaşta da ölüyor. Evet, belki beklenilmeyen bir dönemde. Vallahi hiç yankı uyandırmıyor diyebilirim ilk öyle başta. Mi? Yani yankı nasıl? Tabii aile çevresini çok üzüyor. Hı-hı. Yani başta Aydın Bey olmak üzere Sami Ayverdi ve çevresi elbette üzülüyorlar, cenazesine gidiyorlar. Ama hani bugün anladığımız manada medyada yer almıyor. Hı-hı. Gazeteler işte Safi Erol vefat etti diye bir haber ya çıkmıyor veyahut da çok küçük çapta çıkıyor. Dolayısıyla Türkiye duymuyor, vefat ettiğinden haberdar olmuyor. Biliyorsunuz en son Çiçekçi'de oturuyordu. Evi oradaydı. Ben o dairesini de gittim, gördüm. Hatta Üsküdar Çiçekçi. Üsküdar Çiçekçi'de. Evet. Hatta böyle apartmanın başına Üsküdar Belediyesi, Safi Erol burada oturdu diye böyle pirinç bir levha da astı. Biz de açılışına gitmiştik. Selimiye Camii'nin yanında biliyorsunuz. Ve Selimiye Camii'nde ertesi günü
cenaze namazı kılınıyor. Sonra Karacaahmet'te aile mezarlığına sessiz defnediyor. Sessiz ve sakin bir şekilde. Sessiz ve sakin. Belki topu topu, tabii bilemez fotoğraflar olmadığı için herhalde 5-10 kişinin, belki 20 kişinin katılımıyla o cenaze böyle kaldırılıyor. Ama daha sonra tabii ki bu fark ediliyor ve ardından yazılar başlıyor. Yani bilhassa Tarık Buğra ve diğer yazarlar yazılar yazıyorlar. Allah rahmet eylesin. Tabii sonradan hatırlanması, keşfedilmesi, ona dair yazılar yazılması da övünç vesilesi. En azından öyle teselli buluyoruz. Yani hiç olmasa tamamen unutulmadı. Çünkü inanıyorum ki bugün de tamamen unutulan bazı yazarlar vardır. Aslında onları keşfetmek lazım. Onları yeniden gün ışığına çıkarmak lazım. Keşfedilmesi gereken nice isim var. Şimdi Samiha Ayverdi'nin bir varyansını var diyeyim ben burada. Evet. Yani onun vefatından sonra diyor ki, maalesef memleketin en değerli, dürüst, hamiyetli, imanlı, münevver ve bilhassa son derece derin ve bilgili bir evladını, aziz ve sevgili arkadaşım Safiye Erol'u kaybettik. Memleket böyle muhteşem ve yerine konmaz bir abidenin eksilişini adeta duymadığı, umursamadığı, herhangi bir sahne sanatkarının arkasından kıyametler koparan kütlenin bu telafisiz ziyadan haber dahi olmadığı, işte irfan hayatımıza gerçek ve sağlam münevvere gösterilen aksül amel bu. Telafisiz ziya dediği, ziya biliyorsunuz kayıp eski evet. anlamda. Yani bu telafi edilemeyecek olan kayıptan niçin kimsenin haberi olmadı, münevverlerin niçin haberi olmadı diye adeta sitem ediyor, haklı bir sitem. Demek ki geçmişte de bu vardı. Evet. Aslında bugün de kısmen var maalesef. Hatta bu konuda da... Yani çok güzel bir örnek vermiş. Diyor ki herhangi bir sahne sanatkarının arkasından kıyametler koparan kütle. Doğru. Tabii bugün de bazı alimler, zaten. Yazarlar vefat ediyor. Bakıyorsunuz televizyonlarda yer almıyor, gazetelerde yer almıyor ama üçüncü sınıf bir sahne sanatçısı geniş şekilde duyuruluyor. Hatta bu konuda bir arkadaşım Muhsin Karabay, ona da buradan selam gönderelim. İyi bir edebiyatçıdır. O Orhan Şay Gökyay'ın vefatı üzerine haberdar oluyor çünkü. Bir gazetemizi arıyor. İsmini vermeyelim. Ona diyor ki, arkadaşım diyor, gece nöbetçisi tabii. Gece haber veriyor. Orhan Şah Gökyay vefat etti. Hani haberiniz olsun, belki gazetede yer verirsiniz. Yarın okuyucular haberdar olsun, cenazesine katılırlar diye. Telefondaki kişi ne diyor biliyor musunuz? Bu futbolcu muydu diyor. Yani kimdi bu Orhan Şah Gökyay? Önemli bir futbolcu mu, sanatçı mı falan diye. Tabii böyle deyince arkadaşım telefonu kapatıyor veya izah ediyor önce biraz. Yani büyük bir edebiyat tarihçisi, büyük bir şair. Bu vatan kimin şiirinin şairi. Yani o tür hüzünlü hikayeleri hakikaten yaşıyoruz. Ama bir şuur uyandı. Yani medyamızda da başta içinde bulunduğumuz Vav televizyonu olmak üzere birçok hakikaten şuurlu televizyonumuz var, gazetelerimiz var. Onlar bu tür vefatları duyuruyorlar. Şimdi Sami Ayverdi başka yazılarda da yazıyor bunu ve güzel kelamlar var hocam burada, aslında hakkını teslim ediyor. Diyor ki, Pirdaşım Safiye Erol başlıklı bir yazıda, bir kasır çöktü, çatısı der-ü divarı yıkıldı ama hazineler viranelerde saklıdır. Gerçekten de bu yıkıntının altından onun define varlığı aşikar oldu. Safiye Erol dürüst, ihlaslı, imanlı, hamiyetli, liyakat ve zekası ölçüsünde saf ve masum bir insandı diye onu aslında en mükemmel çok güzel şekilde nitelemiş. Anlatıyor. Yani bir defineye benzetiyor. Ve sevdiği arkadaşını hep de rahmetle, değil mi? Yani tabii. Bir kasır yıkıldı ama da defineler viranelerde saklı. Zannediyorum yani. Onun vefatına, Safiye Erol'un vefatına en çok üzülenlerin başında Sami Ayverdi geliyor. Zaten arkadaşı, pirdaşı. Yani evet. Hem arkadaşı, hem pirdaşı, hem çok güzel temalı yazılar yazan. Kalem arkadaşı. Eser, kalem arkadaşı. Yani tabii. Şimdi bir insan öldüğünde arkadaşımız diye üzülebiliriz ama eğer eser veren biri ise, insanlara yol gösteren, örnek tabii. olan bir şahsiyetse iki kez üzülürüz ki hani tabii. böyle bir değeri kaybettik ne diye. Ne kaybettiğimizin farkında sahip. Evet, hani. Kesinlikle. O da belki de isterdi daha fazla roman yazsın, daha fazla eser yazsın, evet, makale yazsın diye. Bizim dileklerimiz onlar. Ama takdir-i ilahi. Peki hocam, şimdi Safiye Erol'dan bahsediyoruz. Bu yazarımız hakkında emek vermiş biri olarak, kalem oynatmış biri olarak ve bugün burada bize Safiye Erol'u anlatıyorsunuz. Bundan sonra Safiye Erol için hani bugüne kadar belki yapılmadı. Hani yapılanları anlattınız zaten, 2000'li yıllarda başladı. Yeterli değildir muhakkak ki bu tezlerin yeterli olmadığında konuştuk. 6 tez eksiktir, azdır diyoruz bunun için. Peki bundan sonra neler yapılabilir veya neler yapılmalıdır? Çok teşekkür ederim.
Gerçekten yapılanlar az değil. Fakat bizde süreklilik önemli. Devamlılık malum Osmanlı'da da ebed müddet zihniyeti vardır. Yani evet, sürekli olmalı yaptığınız faaliyetler. Dolayısıyla mesela Edirne Valiliği bir ara şöyle bir yarışma düzenledi. Vefat yıldönümü dolayısıyla Safiye Erol hikaye yarışması. Çok da güzel oldu. Kitaplaştı. Gençlerimiz katıldılar. Yani yeni Safiye Erol'lar yetişti bir bakıma. Fakat bir sene yapıldı ve kaldı. Tek bir yıl. O da 2014 yılında. Ben de jürideydim o hikaye yarışmasının. Fakat niçin Edirne Valiliği devam ettirmedi? Her yani sene yapıldı. Bir sene mi yapıldı? Bir sene yapıldı. Ve devam evet, etmedi. Devam ettirmedi. Evet. Yani bizde devamlılık konusunda eksiklerimiz vardır maalesef. Bir sefer yapar bırakırız. Tamam vali değişebilir ama yeni vali de başlatılan bir hizmeti sürdürmeli değil mi? Dolayısıyla bence bu tür yarışmalar olmalı. Toplantılar yeniden yapılmalı. Mesela biz Keşan'da bir toplantıya katıldık ve Edirne'de bilim insanları geldiler. Safiye Erol'u anlattılar. Çok da güzel oldu. Öğretmenler katıldı, öğrenciler katıldı. Hatta Keşan'da o kadar hüzünlü bir, yani sevinçli ve hüzünlü bir hal yaşandı. Keşanlar ya bizim ilçemizden böyle bir yazar mı yetişmiş? Bizim niçin haberimiz yok diye böyle hakikaten gözleri ışıl ışıldı. Fakat bir sene yapıldı, bir daha da yapılmadı. Yani Keşan Valiliği, pardon Keşan Kaymakamlığı, Keşan Belediye Başkanlığı niçin Safiye Erol'a sahip çıkmazlar? Niçin böyle sempozyumları, toplantıları yapmazlar? Biz orada fuara katılmıştık ve Safiye Erol'un kitaplarını götürmüştük vakıf olarak. İnanın böyle her gelen aldı. Aa benim hemşerim Safiye Erol falan diye Keşanların hepsi adeta bütün münevveran aldılar, eserlerini okudular. Peki bu sürmeli değil mi? Devam etmeli değil mi? Yani bizde biraz da tez canlılık var. Bir sefer yapıyoruz, bırakıyoruz orada. Halbuki şimdiki Keşanlı gençlerin ihtiyacı yok mu? Bu eserlere, bu kitaplara, bu makalelere. Ya da Keşanlı kızlarımızın. Elbette. Biz de böyle güzel eserler verebiliriz. Biz tabii de milli, manevi ve dini duygularımızdan ayrılmadan evet, halkımıza bir emanet bırakabiliriz düşüncesine. Tabii. Çünkü ben bundan yıllar evvel doğduğum Rize'nin Çayeli ilçesine gitmiştim. Bir konferansta lisede, Milli Eğitim'in hazırlamış olduğu bir organizeydi. Ve orada ben aslında Fatih'i, Çanakkale'yi vesaire, yani Osmanlı tarihi anlattım. Evet. Ancak daha sonra bana gelen bir mesaj hep hafızamda kaldı ve aslında çok konuşmalıyız. Özellikle evet, okul gençlerine diye sürekli düşünmekteyim. Diyordu ki, eğer siz buradan, bu köyden çıktıysanız ve şu an bize İstanbul'dan gelip konferans veriyorsanız, siz olduysanız biz de oluruz. Evet. Yerimiz demek ki buna engel değilmiş. Evet. Ve tabii, şimdi siz 20, siz 30 yıl önce bunu yapmışsınız. Şimdi benim imkanım daha fazla. Tabii. Ben de olacağım. Ve o kızımız aradan yıllar geçti. Tarih okudu. Tarih bitirdi şu an. Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyor. Ne güzel. Ve haberdar oluyoruz bu isimlerden. Tabii. O yüzden hani Keşan'daki insanlara da Safiye Erol niçin örnek olmasın? Tabii. Annesinin evinin bulunduğu sokağa Safiye Erol Sokağı adı verildi. O yıllarda. Yani bundan 20 yıl önce. Ne kadar güzel, ne kadar anlamlı bir şey. Dolayısıyla mesela buradan da çağrıda bulunalım. Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi, Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü, Keşan ve Uzunköprü ilçelerinin kaymakamları ve belediye başkanları Safiye Erol'a sahip çıksınlar. Sizin olana sahip çıkın evet, diyelim o zaman. Yani kendi mi değerleri ya. Rica edelim yani onlardan. Yani hakikaten kendi değerleri evet, sahip çıkmamak vebaldir. Gerçekten vebaldir. Evet. Dolayısıyla o gençlere ulaştırmak lazım böyle kıymetli yazarlarımızı. İnşallah bu program da böyle bir hayırlı işe vesile olur. İnşallah. Bakarsınız intibaha gelirler. Ya biz neler kaçırmışız. Yani 2000'li yıllarda yapmışız bu faaliyetleri ama bir daha da dönüp bakmamışız diyebilirler. Ve tekrar bu güzel faaliyetler başlar ama sadece Keşan Edirne değil, bence İstanbul'da, Anadolu'da bu tür faaliyetler olmalı. Filmi yapılmalı ciğerdelenin, onu söylemiştim. Tezler hazırlanmalı, kitapları yazılmalı Safiye Erol hakkında. Şimdi Batı'da biyografi biliyorsunuz çok gelişmiş. Yani böyle bir yazar için yüzlerce biyografi yazılır. Ama şimdi benim dışımda işte bir iki kitap daha yazıldı Safiye Erol hakkında, o kadar. Yani üç kitaptan oluşan bir dizi. Halbuki Safiye Erol hakkında bence bugüne kadar en az 15-20 eser yazılmalıydı. Keşke Selim İleri de yazsa. Yani ondan müstakil bir Safiye Erol kitabı bekliyorum. Çünkü yazabilir, yapabilir, kalemi de iyidir, evet, mükemmeldir. Beşir Bey yazabilir, Beşir Ayvazoğlu. Yani bu yazarlarımıza da bir çağrı olsun. İnşallah Safiye Erol'a her dem, her zaman toplum olarak sahip çıkarız. Safiye Erol yaşarken ödül aldın mı hocam? Yok.
Zaten yani o zaman ödüller yok değil mi? Ödül. Yok, öyle bir ödül mekanizması yok. Zaten ödüller biliyorsunuz daha çok son 30-40 yılda başladı ve şimdi hemen hemen birçok yazar, aydın birkaç ödül. Bazıları böyle farklı kurumlardan da ödüller alıyor. İşte hem Yazarlar Birliği'nden hem Eskader'den hem Edebiyat Vakfı'ndan ödül alan birçok yazarımız var. Bunlar da bence faydalıdır. Yani bir bakıma bir teşekkürdür. Yani o yazara, o aydına. Dolayısıyla keşke hayatta olsa. Ama iyi ki sordunuz bu soruyu. Bazı vefat etmiş yazarlara da ödüller veriliyor şimdi. Cumhurbaşkanlığı ödülleri verilirken bakıyorum. Mesela Cemil Meriç ödülü. Evet. Değil mi? Yani o tarzda vefat etmiş yazarlar bence... Onların adına ödül törenleri düzenleniyor değil mi? Düzenleniyor. Hı-hı. Mesela Safiye Erol'a da verilir. Yakınları davet edilir. Mesela torunu alabilir bu ödülü. Yani Safiye Erol'un torunu, Aydın Bey'in oğlu hayatta o gidip ödül alabilir. Evet, hatırlatmakta fayda var. İsimleri bazı kültür merkezlerine verilebilir. Son yıllarda bu konuda çok güzel gelişmeler var. Onu kabul etmek lazım. Birçok yazarımızın, Sezai Karakoç'un, Erdem Beyazıt'ın isimleri verildi. İnşallah Safiye Erol'un da ismi birçok kere verilir. Peki eserlerinin şu an popülerliği ne derecede? Yani talep görüyor mu? Safiye Erol hem internette hem yayın evinden kitapları satılıyor mu gençler? Evet, elbette bir sefer baskı üstüne baskı yaptı. Öyle mi? Tabii, yani 2001 yılından itibaren bakıyorum mesela Ciğerdelen'in 5-10 baskı yapmış. Kubbe Altı Neşiyat yani arasında. Yani yaşayan yazarların ve çok meşhur olan yazarların dahi bu kadar belki baskı yapmayan elbette, eserleri elbette. Var. Ama tabii diğer romanları bu kadar baskı yapmadı. Olsun. Dediğim gibi bilhassa Ciğerdelen, Makaleler ve Çölde Biten Rahmet Ağacı, bu üç eseri çok önemli. Yani belli bir kesim okuyor, edebiyat camiası tanıyor. Ama insan istiyor ki daha çok tanınsın, daha çok daha böyle çok duyulsun. Bilinsin. Eserlerinin takipçileri çoğalsın inşallah. Sorulardan bir tanesi de şöyle hocam. Safiye Erol'u diğer kadın romancılardan ayıran en önemli özelliği hangisidir diyor. Yani döneminde başka kadın romancılar da var. Yani o vallahi, bir sıyrılıyor mu diğerlerinden? Şöyle söyleyeyim. Safiye Erol tabii naif bir kişilik. Fakat feminist değil asla. Feminist olmaması onu ayırıyor ama, diyebilir ama miyiz? Ama merdane bir yönü var. Mert bir insan. Mert bir Türk kadını. Müslüman bir Türk kadını. Dolayısıyla söyleyeceğini açıkça söyler. Gizlemez, saklamaz. Pervasızdır bu konuda. Dolayısıyla bu yönünü öne çıkarabiliriz. Yani mert bir kişiliği var hakikaten. Dolayısıyla fikirlerini her zaman, her yerde çekinmeden söylemiştir, ifade etmiştir. Eserlerindeki karakterlerin genel özellikleri neler? Biraz romanlarına ve hikayelere baktığımızda. Evet. Çünkü hikayelerinde az önce siz değişik böyle hikaye isimlerinden bahsettik. İşte Laz vesairesi. Aslında Safiye Erol'un roman kişileri ve hikaye kişileri toplumdan alınmıştır. Yani tanıdığı, bildiği, gördüğü kişileri adeta roman kahramanı yapmıştır. Dolayısıyla sahicidir. Yani diyelim ki mesela Meliha diye bir isimden bahsediyorsa o Meliha sanki bizim komşumuz olan bir Meliha'dır. Taner diye bir isimden bahsediyorsa o Taner belki de tanıdığımız bir kişidir. Yani hayali kahramanlar oluşturmuyor. Dolayısıyla kurguyu yaparken de kurguda biz onu fark edebiliyoruz. Roman kahramanları hakikaten bize o sahiciliği, o gerçekçiliği veriyor. Yani hakikat perestir Safiye Erol. Dolayısıyla gerek kahramanlar, gerek aralarındaki münasebetler, gerek diğer gelişmeler, aile durumları, bozulmalar, yozlaşmalar hepsini anlatıyor. Yani Safiye Erol dediğim gibi gerçekçi olduğu için gençler arasında mesela Kadıköy'ün romanda o var. Yani yozlaşan insanları da anlatıyor. Aile kurumundan uzaklaşanları, daha sonra geri dönüşlerini, hatalarını, anlayışlarını hepsini çok güzel, mükemmel bir şekilde veriyor. Bu yönüyle diyebiliriz ki toplumun adeta yansımasıdır romanları. Yani aslında hatasıyla sevabıyla. Hepimizin içinden ve hayatında olan isimlerden bahsediyor değil mi? Roman kahramanlarını anarken. Yani hayali kahramanlar değil. Hani 16. asırdan gelmiş kahramanlar değil. Günümüzde 20. yüzyılda, 21. yüzyılda yaşayan adeta kahramanlardır. Peki, şimdi aslında bu bana göre önemli bir soru. Bütün program içerisinde hani Safiye Erol'dan bahsettik. Onun düşünce yapısından, fikri yapısından, gençlere hitabından,
insanlara bakış açısından ve kendi davasından veya kendi mücadelesinden bahsettik. Eserlerinde çünkü insanın hani testinin içerisinde ne varsa dışına da o taşar. Bardak neyle doldurulursa dışına o yansır. Hep evet. Böyledir bu. Eserlerinde sıklıkla ele aldığı temalar neler? Hangi temalar üzerinde sürekli duruyor? Çok önemli bir soru. Aslında Safiye Erol'un bütün eserlerini şöyle bir sıksak damlayacak olan konu, tema tarih şuurudur. Tarih şuuru. Tarih şuuru çok önemli. Yani Safiye Erol dönüp dolaşıp Bursa'dan bahseder. Dönüp dolaşıp Selçuklu'dan, Osmanlı'dan bahseder. Edirne'den bahseder. Ecdadımızdan, atalarımızdan, padişahlarımızdan bahseder. Sadece padişahlarımızdan değil, alimlerimizden söz eder. Kısacası tarihi adeta yaşayan bir kişi. Hani tarih sadece işte ders kitabında okunan ve orada bırakılan bir ilim değil. Safiye Erol tarihi yaşıyor. Belki de kendisini o konumda görüyor. Dolayısıyla Fatih'ten söz ediyorsa kendisini Fatih Sarayı'nda dolaşan bir hanım olarak görüyor. Kanuni'den söz ediyorsa keza öyle. İşte Selimiye Camii'nden bahsediyorsa orada Mimar Sinan'ı görüyor. Çünkü yazılarında o sahiciliği görüyorsunuz. Yani diyor ki mesela Mimar Sinan işte çıraklarını da aldı, efendim aletlerini de aldı, Edirne'ye geldi, Selimiye'yi inşaya başladı. Ya Allah bismillah. Yani bu coşku içinde anlatıyor. Bunu hissetmese, değil mi? Bunu tatmasa o yazıyı yazamaz. Dolayısıyla o tarih şuurunu ben hissediyorum. Yani tarihten kopmayan bir kadın yazar. Maziden, ecdadından kopmayan, onlara gönül bağıyla bağlı olan. Dolayısıyla Safiye Erol'un eserlerini biz okuduğumuzda aslında tarihi eserleri de okumuş oluyoruz. Çünkü evet. Bizi o devirlere, o muhteşem devirlere alıp götürüyor. Adeta yolculuk yaptırıyor. Adeta mihmandar oluyor. Evet. İşte 16. asır, 17. asır, işte Fatih dönemi, işte Mimar Sinan dönemi diyor. Ve dolayısıyla biz hem edebi bir tat alıyoruz, Türkçesi mükemmel, romanları öyle. Hem de tarihi yolculuk yapıyoruz. Yani edebiyatı ve tarihi adeta aynı anda içiyoruz. Yani öyle bir lezzeti tadıyoruz hakikaten. Evet, kendisi tarihin içerisinde demek ki bir evet. Yürüyüş yapıyor, seyahat ediyor veya hissediyor. Önce kalbine indiriyor, sonra kelama döküyor ki evet. Biz de Safiye Erol okurken o hissi alabiliyoruz. Zaten okumasa, çok okumasa bunları yazamaz. Evet. Çok okuyan bir kişi. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Programımızın sonuna geldik, sürenin sonuna geldik. Şimdi doğrusu şöyle bir itirafta da bulunayım. Safiye Erol uzun zamandır, hele bu korona da araya girdi, ondan öncesi de öyle, biraz ihmal edilmişti. Sanki böyle üzülüyordu diye düşünüyordum. Artık kimse mezarımın başına gelmiyor, kimse benimle ilgilenmiyor diye adeta sitem ediyordu. Ben öyle hissediyordum. Dolayısıyla bu program adeta Safiye Erol'un yeniden dirilişi adına bence önemli bir adımdı. Dolayısıyla size çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki onun ruh niyeti de çok mutlu olmuştur, huzur bulmuştur. Cenab-ı Allah ona ve diğer adını andığımız bütün büyüklerimize rahmet eylesin. İnşallah bizler de o yolda oluruz. Onların yolundan gideriz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, Yön Veren Kadınlar'da bu bölümümüzde Safiye Erol'u konuştuk. Özünü yitirmeden kalem oynatan yazarımızı konuştuk. Bir diğer programda yeni bir konuk ve tarihe yön veren bir kadını konuşmak üzere. Kaleminiz hikmete, ilminiz duaya ram olsun. Kalın sağlıcakla.